20'şer dakika kısacık bir bilgilendirme yapayım hocam. Dünkü ve önceki çalıştayın, dünkü oturumların hepsi YouTube'da divan toplantıları hesabında kayıtlı hocam. Ayrıca bugün tabii bu kapanış oturumunun sonunda da sizin riyasetinizde genel bir değerlendirmeyi hem üslup meselesi üzerinde hem de bundan sonraki çalışmaları da aramak üzere başkanlığınızda tartışabiliriz hocam. Enerjimiz yettikçe kalabilecek durumdayız. Söz sizde hocam. Teşekkür. Ahmet Hocam merhaba. Ahmet Hocam. Evet. Saygılar hocam. Beyda, sen şarjatın burada mı? Herkese merhabalar. Ben de dün getirdim, bugün getirmedim. Evet. Yeni şarjım. Çoğalar. Hocalarım merhaba, Yaşar Hoca geldi. Burada mı diye bir ses duydum Yaşar sanki. Yaşar Hoca gördüm. Hoş geldiniz hocam. Hoş geldiniz Yaşar Hocam. Başlayabilir miyiz Esat Bey kardeşim? Başlayalım. Buyursunlar hocam. 16. Değerli katılımcılar, değerli konuklar. Divan toplantılarının son oturumunu açıyorum. Öncelikli olarak Profesör Doktor Yaşar Aydemir kardeşime sözü vermek istiyorum. Bildiri başlığı gözü geçimde olmak Yunus Emre'de tevhid üslubu. Yaşar Hocam buyurun. Hocam teşekkür ediyorum. Öncelikle hazırlığını selamlıyorum. Bu programı yapan arkadaşlara da Esat Bey başta olmak üzere teşekkür ediyorum herkese. Nedim'in bir beytiyle başlamak isterim. Doğrusu dünden beri konuşuyoruz, üslupla ilgili konuşuyoruz. Ama hala zihnimizde net olarak sınırları çizilmiş değil. Hani Nedim diyor ya, kız oğlan nazı nazın, Şehlevent avazı avazın, belasın ben de bilmem, kız mısın oğlan mısın kafir diyor. Üslubu da tam olarak nedir çok net şekillenmedi. Elbette bunlar Ar-Ge çalışmaları gibi bu tür şeyleri hiç yapmadığınızda o orada kalacak, kalmaya devam edecek. Biz bir takım kaşını gözünü kırarak bir şeyler yapmalıyız ki sonuçta bunlar yapılmaması gerekiyormuş, üslup bu değilmiş diyelim. Ben de bu başlığını için seçtim. Bununla ilgili bir altyapı oluşturayım. Böyle başlayayım. Üslup anladığımız kadarıyla en genel anlamıyla değiş veya yapış biçimi anlamına geliyor. Edebiyatta üslubu belirleyen şairin ve yazarın dili kullanış biçimi, anlatım tarzı, ifade ediş gücü. Üslup doğrudan konuyla ilgili olmasa da konu yazar veya şaire belli sınırlılıklar veya imkanlar verebilir. Özellikle mesaja odaklanan anlatımlarda konuyla anlatım biçiminin iç içe geçtiğinin görüldüğünü söylemek isterim. İlhan Hocam bunlar biraz ben konu merkezli gideceğim için altyapısı. Sempozyum konusunu oluşturan edebiyatta üslubun alt başlıklarında işaret edilen tevhidi üslup tarafından bütünlüğü sağlama, bütüne yönlendirme, insanları belli değerler etrafında toplamaya yönelik söyleyiş biçimi olarak yorumlanmış ve bu çerçevede bildirinin başlığı ve içeriği şekillendirilmiştir. Burada söyleyiş biçiminin önemi kadar ana hatlarıyla konunun da belirlendiği ve üsluba dahil edildiği anlaşılmaktadır. Çalışmamızda Yunus Emre'nin yaşadığı dönemi de dikkate alarak, insanlık tarihi boyunca değişmeyen prensipler bağlamındaki şiir örneklerinden ve söyleyiş biçiminden hareketle şekillendirmek istiyorum.
Şairin üslubunu daraltılmış bir konu alanı çerçevesinde ele alacağım. Yunus Emre'nin şiirleri içerisinde toplumu birliğe çağıran, bir zemin üzerinde ittifak edilerek sorunları çözmeye çalışan, bu çerçevede ortak zemin belirleme, yanlışları dile getirme, aksaklıkları kendi üzerine alma, problemlerin çözümünde emir kipinden ziyade düşünmeye zorlama gibi özelliklerdeki malzeme bir araya getirilmiş ve alt başlıklarla ele alınmıştır. Söz konusu malzemenin ve işleyiş biçiminin kuşatıcı oluşu tevhidi üslup ile ilişkilendirilmiştir. Usul olarak da örnek alınan metni yorumladıktan sonra söyleyiş özelliklerine değinmek istiyorum ve arkasından da beyti paylaşmak istiyorum. Alt başlıklarla yaptım demiştim. Çıkan malzemeyi belli başlıklar altında işlemeye çalıştım. Bunlardan bir tanesi ortaklığa vurgu yapmak alt başlık. Çatışmaların yoğun yaşandığı ortamda sağlıklı değerlendirmeler yapılamaz hale gelir. Kılıçlar keskinleşir. Hak hakikat büyük ölçüde filulaşır. Yunus iç çatışmaların olduğu 13 ve 14. yüzyıllarda taraflara önderlik eden kişilerin büyük oranda kendilerinden beklenen merhamet, yiğitlik, cömertlik gibi hasletleri gösteremediklerini dile getirir. Meramını etkili ve kalıcı olarak anlatmak ister. Devrik cümleler, kurallı cümlelerden daha vurgulu, tonlu ve dokunaklı söylemeye elverişlidir. Yerinde kullanılınca da kurallı cümleden daha derin, daha zengin duygular ve imgeler taşıyabilmektedir. Anlatımda yüklemin öne çekilmesi, duygu aktarımını artırır. Kişinin ruh halini ve heyecanını yansıtır. Yunus, beylerden beklenen bu hasletlerin kalmadığını, kendisinde güç vehmedenlerin hak hukuk tanımadan önüne gelenin malını yağmaladığını, kanını döktüğünü, ilk mısrada gitti ve binmişler yüklemlerini başa alarak söyler. Söyleyişte yaşananlara hayıflanmasını, beyitte paralellik oluşturan veznin durakları ve duraklardaki iç kafiyenin sesinden de yararlanarak belirgin hale getirir. Mecaz-ı mürsel yoluyla yapılanların sonuçlarını çarpıcı bir şekilde ifade eder. Gitti beyler mürveti, binmişler birer atı, yediği yoksul eti, içtiği kan ulusar der. Gördüğünüz gibi iç kafiyeler söz konusu ve gitti, diğer şey binmişler, yidigü gibi yüklemle başlayan şeyler, mısralar. Geçmişteki elini şerden uzak tutan yiğitler kalmamış, kıyamet yaklaşmış, sanki yerden deccal kopacak duruma gelmiş, helal haram birbirine karışmıştır. Bu durumu anlatırken şair, veznin durakları, iç kafiye, durakların bir hüküm ifade etmesi, dört ayrı cümle kurması, telmihle toplumsal hafızayı harekete geçirmesi, cinasın ahengi gibi enstrümanlardan yararlanmıştır. Yani er gelmiş şerden, elini çekmiş şerden, deccal kopusar yerden, ahir zaman olusar der. Bir sonraki beytinde de adeta bir önceki beytte söylenenlerinin sonuçlarını aynı sadelikle ve keskinlikte dile getirir. Acep mahluk erişti, göz yumuban dürüştü, helal haram karıştı, aslı ziyan olusar der. Yunus bulunduğu coğrafyada yaşananlara şahit olmuş, toplumun selametini benlikte değil bizlikte görmüştür. Onun için toplumun benlik ve senlik üzerine değil bizlik üzerine inşa edilmesi gerektiğine inanmıştır. Benlik ve senlik kavgaları tarafların uğruna can vermeye hazır oldukları değerlere de zarar verir olmuştur. Bu, aklı selim her insanın ulaşabileceği ortak sonuçtur. Yunus, yağmalanan bir pazar yeri teşbihi üzerinden senlik benlik davasının toplumu ne hale getireceğini tecrübe sahibi bir söyleyici olarak ifade eder. Kanaatinde hiç tereddüdü yoktur. Dini millet bazarın yağmaladı seni ben,
çıktık iki aradan sen beni yağmaya virdik der. Senlik benlik kavgasının olduğu yerde iş yürümez. İstifham sanatından hesap sorma, okuyucuda kuvvetli tesir yaratma, bir durumu belirleme gibi sebeplerle yararlanılır. Kuvvetli ret ve isyan duygularının ifadesi içinde soru cümlelerine başvurulur. Yunus, senlik benlik kavgasının olduğu yerde birliğin sağlanamayacağı hususunu istifami bir soruyla muhatabına da onaylatır. Senlik benlik olacak, iş ikilikte kalır. İkilik tutan kişi nice birike birle der. Ayrıcalıklı toplum veya birey anlayışı huzursuzluğun en belirgin kaynağıdır. Yunus, beni öne çıkarmanın, kendinden zayıf olanların aşağılanmasının doğru olmadığını anlatmak için senin ben demekliğin kelimeleriyle beyte başlayarak adeta muhatabını karşısına alıp tatlı bir azarla ikaz eder. Senin ben demekliğin manide usul değil, bir kapı kullarına şaşı bakmak yol değil der. İkinci başlığım iğneyi kendine batırmak ya da eleştiri oklarına kendine yöneltmektir. Yunus'un kendisini muhatap aldığı veya nefsiyle hesaplaştığı beyitlerde anlatım daha serttir. Kısa ve net sorularla hesap soran bir üslup fark edilir. Örneğini vereceğim beyitte peş peşe gelen sorularla vurgu artırılmıştır. Adeta beden dili öne çıkmış, el hareketleri devreye sokulmuştur. İnce ünlülerin yoğunluğuyla başlayan cümleler, kalın ünlülerin yoğunlaşmasıyla devam etmiştir. Buna eşlik eden sessiz harflerin artırılmasıyla gittikçe tonu yükselen hesap sormaya dönüşmüştür. Yunus sözün kimedirsin, ya kimin kaygısın yersin, nasihat halka eylersin, ya özün neye tutmazsın? Benzer bir sert sorgulama şu beyte de hakimdir. Burada da kendisi muhatap alınmıştır. Hesap soran ve kendisiyle yüzleşmesini sağlayan bir eda vardır. İlk mısradaki ikinci cümle ya şart edatıyla başlamış, niçin sorusuyla devam etmiştir. İkinci mısrada ikişer kelimeden oluşan ve tezadı barındıran iki cümle ha kelimesiyle adeta battığı günahın derinliğini hissettirir. Halka fetva verilsin, ya sen niçin tutmazsın? İlmin var, amelin yok. Ha günaha batarsın. Yaşanan olumsuzluklarda insan genellikle kendisi dışında sorumlu arar. Bütün kabahat ötekinindir. Kendi eksikliğine bakmaz ya da görmek istemez. Ancak bu sürdürülebilir bir durum değildir. Yunus bazen kendine, bazen muhatabına ayna tutar. İnsanoğlunun gafletten uyanmasını ister. Geçimin yolu başkalarının aybına değil, kendi aybına bakmaktan geçer. Yunus bunu üst perdeden dile getirir. Sanki muhatabı uykudan uyandırmak ister. Beyitte Eya gafil nidasıyla başlar. Her iki mısrada da yüklem cümlenin başına alınmıştır. Aç gözünü ve bak kıl yüklemleri emir kipindedir. Böylelikle anlatımda vurgu başa alınmış, cümlenin sonuna doğru derecesi düşürülmüştür. Eya gafil aç gözünü, gönlün yavlak uzatma gıl, bak kıl kendi dürülügine, kimse aybın gözetme gil. Şu beytinde daha munis bir uyarı vardır. Kendi içine dönen bir nasihattır. Yunus senin aybını, gözde gil ayrıgı ko, kimsenin aybına sen bakma kıl yazıktır. Bir başka başlığım vicdanının sesini dinlemek, kendisiyle yüzleşmek. İnsan için en zoru ancak insanlığını gerçekleştirmenin en belirgin vasfı kendisiyle yüzleşebilmektir. Birçok meselenin halli buradan geçer. Yüzleşmek toplumda birlik ve dirliğin en temel olgusudur. Beyitte üçüncü şahıs üzerinden Yunus'a haber gönderilmiştir. Yunus da okuyucuyla haberi paylaşmaktadır. Yunus'a tevazu sahibi olması, ilmiyle amel etmesi ve öğüdü kendisine vermesi istenmiştir.
5 kısa cümlenin yer aldığı beyitte uzaklardan, gaybden gelen bir mesaj aktarılmış gibidir. Ey din Yunus'a tursun, yüzünü toprağa sürsün, övdün kendiye virsin, okuduğun tutsun demiş. İnsan toplumdaki imajını büyük ölçüde kendi inşa eder. İç inşasını başaramayanların uzun vadede toplumdaki imajı da iyi değildir. Yunus bu zorla yüzleşir. Dilin söylediğini nefsin kabullenmesi kolay değildir. Bunun kendisi için büyük bir baskı, bir fitne unsuru olduğunu düşünür. Beyitte kendi kendine kimsenin duymasını istemeyen bir söyleyici edasıyla iç muhasebesini yapan bir Yunus vardır. İlk mısradaki 4 cümle samimi itirafıdır. İkinci mısradaki bağlı 2 cümle ise istifami soruyla güçlendirilmiş muhasebesidir. Taşın biliş içim ya, dilim hoş, gönlüm mürted. Yavuz işe ey at, böyle fitne kan da var der. Bir diğer başlığım dinin çatısı doğruluk ve gerçeklik. Din ve imanın temeli doğruluk ve gerçeklik üzerine oturur. Onlar yoksa gerçekte Tanrı'nın dini yoktur. Allah ile kandırılanların dini yürürlüktedir. Yunus da doğruluk ve gerçekliği imanın esası olarak görür. Mesajını çatı benzetmesiyle somutlayan şair, ikinci mısradaki istifami soru cümlesiyle muhatabını adeta aciz bırakır. Dini iman bünyadı, doğrulukla gerçeklik, ol tamam olmayacak, neyle din çatarsın der. Dünyada geçim ehli olmak din ve imanın gereğidir. Allah dini insanoğlunun bu dünyada insanca yaşaması için göndermiştir. Bugünü yarının inşa edildiği yer olarak görür. Bugün iyiliği inşa etmeyen istikbalinden emin olamaz. Öbür dünyada hüsranı yaşar. Şiirde şair ögelerin sıralanışında anlamı en iyi nasıl verebileceğinin kaygısındadır. Yunus beyte yüklemle başlar. Din iman iddiası olanların yapması gerekeni yine yüklemi başa alarak vurgular. İkinci mısra ile de fikrini tahkim eder. Var dini iman gerek ise diril bu dünyada eyü, yarın anda bitmez işin, bugün bunda bitmeyecek. İnsan hata ile maluldur. Önemli olan hatasında ısrar etmemektir. Sürekli bir tekamül içerisinde olmaktır. Affetmeyi bilmek, kin tutmamaktır. Yunus söylediğine göre bunu başarmıştır. Sizin bir topluluğa olan düşmanlığını sizi adaletten alıkoymasın ayetinin manasını uludan nakletmiştir. Günlük konuşmaların aksettirildiği veya konuşma sohbet üslubunun hakim olduğu eserlerde genellikle devrik cümle tercih edilir. Beyte bildirimle başlayan şair söz diziminde yüklemi başa, özneyi sona almıştır. Sonra da fikrinin gerekçelerine yer vermiştir. Bir nida ile dostlarının dikkatini çekmiş, hem mesajı hem de mesajın kaynağını paylaşmıştır. Kaynakla da sözünün gücünü artırmıştır. Giderdim gönlümden kini, kin tutanın yoktur dini. Ey yaranlar, ben bu sözü uludan işittim ahir. Gönül kırmamak, büyüklenmemek bir başka alt başlığım. Başka başlıklar da var da uzun olduğu için onları atlıyorum. Kültürümüzde gönül hakkın evidir. Bir sırça saraydır, kırılırsa tamir olmaz. Olsa da iz bırakır. Bu yüzden gönül kırmamak esastır. Anlatımda yüklemin başta kullanılması ilgili olgu ya da hareketi vurgulamayı amaçlar. Bir an önce duyurmak için sonda söylenen başa alınır. Yunus'un dahil olduğu değerler sisteminde ve kültüre yansıyan yönlerinde gönül kırmak büyük günahlar arasındadır. Beyte sakın gil yüklemiyle başlanmıştır. 5 kelimeden oluşan mısranın 3 kelimesi yüklemdir. Böylelikle gönül kırmanın ne kadar büyük bir hata olduğu vurgusu yapılmıştır. Teşbih anlatımı somut hale getirir. İletilmek istenen düşünce ve duyguyu etkili şekilde sunma imkanı verir. Beyitte gönlün sırça ile somutlanması ve irsali mesel ile desteklenmesi muhatabı ikna içindir. Mecaz-ı mürsel yoluyla da mesaj sarih ve etkili hale getirilmiştir. Biraz hızlı gittim galiba beyti
kaçırdım. Peki, o kısmı aramakla uğraşmayayım. Tevazu, insana en çok yakışan haslettir. Gönüllerde yer etmek tevazu ile mümkündür. İnsan gönle girmekle değer bulur. Tevazuun zıttı ise kibirdir. Yunus, kibirli kimsenin cehennem vadisinde olduğu noktasında tereddütsüzdür. Siccin kelimesinin son hecesindeki sesle cehennemin derinliğini hissettirir gibidir. Aynı nitelikte tekebbürün din içinde hiç olmadığını söyler. Tekebbür yeri siccin içinde, onun için olmadı hiç din içinde der. Bir sonraki beytinde de kibir ve kinin dinle yan yana olamayacağını yine cevap beklemeksizin bir soruyla, sorduğu soruyla güçlendirir. Ki din dutanların siccin nesidir? Ya kibri kin olacak, kin nesidir? Bu sadece başlıklarını şey yaparak geçeyim o zaman. Kin gütmemek, pardon, bir hal oldu. Şey, dosyayı götüremiyorum ileriye. Affedersiniz. Peki, bu diğer başlıklarımı da artık yayınlanınca görelim. Hakikaten tuhaf bir şey oldu. Şey yapmıyor. Şöyle bir daha bakayım. Sonuca geleyim isterseniz. Evet. Tribüne itirazı demişim. Yumuşak söylemek demişim. Birlik çağrısı, şunu da şey yapıp paylaşıp o başlıkları sonlandırayım. Her türlü zorluğa rağmen bir arada yaşamak, tevhidi sağlamak anlamına gelir. Bölünmek ve parçalamak hedefe ulaşamamaktır. Yunus'un yüklemi başa alarak kurduğu beytteki çağrısı dağılmamak üzerinedir. Olumlu ve olumsuz yüklemlerle kurulan cümlede yağmur ve umman teşbihi anlatılmak isteneni somut hale getirir. Gel beri tağılmayalım, katreyi bağıran gibi cem olup deryalayın, gel deryalayın, gel kastı umman olalım der. Sonuç olarak da şunu söyleyebiliriz. Yunus'un yaşadığı dönemi biliyoruz. Beylikler dönemi, kargaşa dönemi, ortak zeminler kalmamış. Buradan hareketle ortak zemin bulmaya çalışıyor, aklı başında hareket ediyor. Üslup, konunun işleniş biçimi olmakla birlikte bu alıntı, üslup üzerine çalışan arkadaşımızdan, sanat dalına, sanatçıya, türe, konuya, tiplere, karakterlere, mekana, zamana, devirlere, gruplara, ekollere, yaşayış cinsiyete göre değişiklik arz etmektedir, edebilmektedir diyor. Her dönemin, her türün, her akımın, her konunun da kendine has bir üslubu vardır diyor Cem Dilçin. Yunus fikirleriyle devrinde aklı selimin sözcülüğünü yapmış, ilahi öğretiyi kendisine rehber edinmiştir. Anlatım biçiminde de örnekleme, iç muhasebe, cevabı beklemeyen sorularla düşündürme, sonunu hatırlatma, geçimin yolunu gösterme, nida, uyarı gibi tekniklerden yararlanmıştır. Sağlıklı toplum inşası için senlik benliğin değil bizi merkeze almıştır. Problemin kaynağını başkasında değil kendisinde aramış. 72 milleti bir görmüş, insanlar arasında ayrım yapmamıştır. Tevazuyu hayat tarzı bilmiş, doğruluk ve gerçekliğin dinin temelini oluşturduğunu söylemiştir. Düşmanlığı kendi içinde aramış, kendisiyle yüzleşmesini bilmiştir. En kutsal değerlerin bile riyanın malzemesi olabildiğine dikkat çekmiştir. Yaşananlara farklı yönlerden bakabilmenin önemini vurgulamış, ilahi vahyi adeta ete kemiğe büründürmüştür. Bütün bunları yaparken inandırıcılığını artıran en önemli özelliği samimiyetini söz dizimine, seçtiği kelimelere yansıtmış olmasıdır. Onun üslubunda kuşatıcılık esastır,
aleme bakışı bütüncüldür ve bu bütünlüğü sıklıkla hayattan getirdiği, kimsenin itiraz edemeyeceği olgularla örneklendirerek sağlamıştır. Muhatap belirlediği kimse veya grupların seviyesinden konuşur. Onun üslubunda kürsüden vaaz eden bir nasih tavrı yoktur. Kimi söyleyeceklerini iç monolog tarzında söyleyip samimi itirafları ve muhasebesiyle okuyucuyla bütünleşir. Kendi nefsiyle hesaplaştığı beyitlerde başka muhataplardaki yumuşaklığın yerini daha sert bir söyleyiş alır. Yunus yapılması ve yapılmaması gereken önceliklerini anlatırken inandırıcılığını artırmak, duygularını belirginleştirmek için beytin kurgusunda yüklemi öne alır. Bazen peş peşe ses benzerliklerine dikkat çekerek mısrada birden fazla yüklem kullanır. Mesajını dilin doğal akışı içerisinde veznin duraklarında dikkate alarak akıcı ve akılda kalıcı şekilde verir. Sanat göstermek gibi bir hedefi yoktur. Ama dilin farklı işlevleri olan edebi sanatlardan yerine göre üst derecede istifade etmesini bilmiştir. Aliterasyon, asanaz, lefüneş, teşhis, teşbih, istifam, tezat, tarsi, mecaz-ı mürsel, irsal-i mesel, iktibas gibi sanatlar şiirlerinde çok karşılaştığımız edebi sanatlardır diyorum ve evet. Bana katlandığınız için biraz uzun oldu. Teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz Yaşar Bey kardeşim. Gerçekten Yunus gibi bir üslup dehasını 20 dakika içinde tabii ki anlatabilmek kolay değil. Zaten ruhu şad olsun. Söz ola kese savaşı, söz ola bitire başı derken de üslubun, sözü iyi kullanmanın ta o asırlarda önemine vurgu yapmıştı. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Efendim, zaman kaybetmeden ikinci konuşmacımız doktor öğretim üyesi Halil İbrahim Haksever, bildiri başlığı inşa metinlerinde bir anlatım usulü sözü ayetle beslemek. Buyurun hocam, buyurun. Değerli hocalarım, herkese selam olsun. Sevgiler, saygılar sunuyorum herkese. Evet, inşa metinlerinde bir anlatım usulü sözü ayetle beslemek başlığı altında bendeniz. Münşaat mecmualarında şairlerin ve yazarların, münşilerin yazışmalarında kullandıkları ayetleri, ayetlerle oluşturdukları cümlelerden örnekler vermek istiyorum. Amacım bu. Ayetleri ne oranda kullandıklarını, cümlelerle nasıl bütünleştirdiklerine dair örnekler vermek istiyorum. Malumunuz Türklerin İslam'a girişinden itibaren Türkçe'ye dışarıdan kelimeler giriyordu. Arapçadan, Farsçadan giriyordu. Hayatın getirdiği şartlar itibariyle pek çok kelimeler almaya başladılar. Din ilişkisi dolayısıyla da Kur'an-ı Kerim'den, Arapçadan, Kur'an-ı Kerim'den kaynaklanan Arapça kelimeleri de almaya başladılar. Bunlar içerisinde dini olanlar da vardı, gayri dini olanlar da vardı. Bu Arapça kelimeler zaman içerisinde tabii dilde yaygınlaştı, gelişti ve metinlere de yansır hale geldi. Tabii bugün bizim inşa diye tanımladığımız biraz da süslü metinlerden de önce yavaş yavaş her türlü metinde kullanılmaya başlandı. Kur'an-ı Kerim'den alınan ayetler, hani bunlara iktibas diyoruz. Tabii bunları niçin kullanmaya başladılar? Sözlerini daha geliştirmek, manalarını daha vurgulamak, kendi oluşturdukları kafalarındaki düşünceleri daha iyi pekiştirmek ve netleştirmek için, kıvama erdirmek için dışarıdan farklı dil unsurları da alıyorlar. Malumumuz bir insan konuşurken deyim kullanır, terim kullanır, yeri gelir manzume söyler. Şairlerimizin, yazarlarımızın hepsi de bunları yapmışlardır. Sadece inşa metinlerinde değil, sade nesillerde de bunların kullanıldığını biliyoruz. Tabii bütün bunlardan amaç neydi? Yani benim burada örneğini vereceğim metinler elbette inşa metinlerinden olacak. Ve bunların da büyük kısmı yazarlarımızın, çoğu şair olan yazarlarımızın karşılıklı yazışmalarındaki örnekler olacak. Amaçları neydi bunları kullanırken, ayetleri alırken cümlelerine? Sözü daha mükemmel hale getirmek, karşıya mesajı daha iyi vermek, belki anlamı derinleştirmek, mükemmel hale getirmek gibi
gerekçelere bağlayabiliriz. Şunu biliyoruz, bunların çoğu şair olduğu için bu yazışmaları ele alınan, metinleri kaleme alan bu kişilerin çoğunun şair olduğunu biliyoruz. Şiirde hangi amaçlarla yazarlarımız, şairlerimiz ayet iktibasları yapmış iseler ya da telmihlerde bulunmuş iseler benzer amaçlarla sözlerini daha mükemmel hale getirmek için, adeta bir üst dil oluşturmak için, daha mükemmel bir iletişim sağlayabilmek için karşı taraflardaki muhataplarıyla ayetlerden alıntı yapmışlardır. Bu şüphesiz mektuplarında, özellikle ben mektup diyeceğim bunlara, inşa metinlerinde, yazışmalara genel manada mektup diyoruz. Bunların içerisinde meşhur münşilerimiz var tabii, söyleyeceğim az sonra örneklerini. Bunları örnekler verirken şüphesiz yazan kişiler bunları, ayetleri biliyorlar. Hangi cümlenin neresinde hangi ayeti, manayı tamamlamak üzere alacaklarını biliyorlar. Şunu da düşünebiliriz, karşılarındaki muhatapları da biliyordu. Yani son derece süslü bir üslup malumunuz. Efendim tamlamalı üslup, Arapçadan, Farsçadan kelimeler, tamlamalar var. Cümlenin öncesiyle, yani ayeti kullandıkları kelimelerin öncesi ve sonrasıyla manayı gayet bütünleştirici bir şekilde kullanıyorlar. Siyak sibak dediğimiz o duruma son derece uygun bir tarzda kullanıyorlar. Ve şüphesiz cümlede biraz uzuyor tabii, malumunuz. Buraya verdiğim örnekleri tabii nispeten ayeti kullandığı miktarda ben vermeye çalışacağım. Onları ekran inşallah yansıtacağım. Bu arada ben rica edeyim, şeyi kullanma imkanım var değil mi? Var hocam. Evet. Şu tamam. Anda yapabilirsiniz. Yönlendirmemi isterseniz. Tamam hocam. Şuradan ben hazırlamıştım inşallah. Şöyle yansıdı ama ben ekranın tamamını kaplamış olduk. Geriye mi gelsem? Şeyde bu ekrana yansımadı. Herhalde bilgisayar ekranında var. Şeyden mi, Chrome'dan mı bağlanıyorsunuz, Teams programından Teams, mı? Teams'ten bağlanıyorum. Tamam, o üstteki ayrıl butonunun bitişiğinde hemen yukarı ok işareti var. Oradan tamam hocam. Şuna... Oraya bastığınızda pencere kısmından dosyanızı seçip paylaşabilirsiniz. Evet hocam, tamam. Geliyor mu hocam acaba? Geldi hocam. Yansıyor mu? Şimdi tabii... Yalnız şey gelmedi, masa üstünü paylaştınız. Dosyayı seçmelisiniz oradan. Şu mu? Yapabildim mi acaba? Bilmiyorum oradan hocam. Oradan pencereye tıkladığınızda pencere, dosyanızı seçeceksiniz hocam. Evet hocam. Şu mu? Bu mu? Tamam hocam. Evet. İnşa metinlerinde bir ayetli cümleler diye küçük bir başlığım var. Bu ayetleri kullandıkları cümlelerde şunu hedefliyorlar. Benim kendi gruplandırmam böyle. Çok kesin sınırlar olmamakla birlikte aldıkları ayetleri, kendi kullandıkları cümlelerin manasında destek olmak üzere kullanıyorlar. Bunlarla dair çok değişik örnekler var. Bir de ahenk versin diye secil örneklerle biraz daha estetik bir söyleyişe sahip olsun diye yazdıkları metinler, o amaçla kullandıklarını zannettiğim ayet alıntıları var. Ben iki grupta düşünmüştüm. Onlardan ben örnekler vermek isterim hocam. Şimdi tabii şairlerimiz ve yazarlarımız, öyle diyelim, ayetleri alıyorlar cümlelerine, ayete bir mana kazandırmak, kendi söylemek istediği muradını daha iyi desteklemek üzere, tıpkı bir manzuma kullanır gibi, tıpkı deyim veya atasözü ya da kelam ki var, Arapça, Farsça manzuma kullanma amacına benzer şekilde ayetleri alıyorlar. Çok değişik örnekler var. 5-6 tane müşahat mecmuasından, müşiilerden örnekler seçmiştim. Sanıyorum bu zamana sığdırabilmek için onlardan yine de seçme yapacağım. Efendim ve onlardan size yansıtmak isterim. İlk örneğim hocam, bu manayı desteklemek üzere cümlelerinde ayet kullanmalarına örnek olmak üzere Lami Çelebi'den sanıyorum yansıyor. Lami Çelebi bu mektubunda diyelim, yani şöyle kısa giriş yapayım. Bir kişiye taziye mektubu yazıyor. Torunu vefat etmiş. O kişiye teselli sadedinde
bir şeyler söylüyor. Tabii uzun cümleler var. Tam ayete yarasın diye şuradan aldım ben. Ekrana yansıyor, görüyorsunuz. Kırmızı yazılar, ayet metinleri oluyor. Bunların az üstünde benim konuşarak geçtiğim yerlerde kaynaklarını, sure ayet numaralarını veriyorum tabii. Şimdi burada bunlarla, bu cümlelerle, yani şu alıntılarla yapmaya çalıştığı yazarımızın karşıdaki kişiyi daha iyi teselli etmek, sanki ona daha fazla bir moral aşılamak ve ona belki şu müjdeyi vermek. Ayetler çünkü kendi alındıkları bağlamında da kullanıldıklarını görüyoruz. Bağlamının dışında da kullanıldıklarını görüyoruz. Burada karşıdaki muhataba yazarımız Lami-i Çelebi, ölen kişiyi Allah-u Teala kendine çağırdığını, ona Darüsselam dediği cennete çağırdığını, bu ayet alıntısı oluyor ve ona Allah'ın rahmetinin kavuşacağını söylüyor. Biz Allah'tan geldik, Allah'a gideceğiz anlamında ayeti hemen peşinde. Aynı cümlede 5-6 tane ayet kullanmış. Ve o kişinin Allah-u Teala'nın mutmain olan nefse hitabı şeklinde onu çağırdığını, razı ve merzi olduğu şekilde ahirete intikal ettiğini ve cennete gittiğini, şu safhadaki alttaki cümlenin karşılığı oluyor. Cennette ebedi kalacağını ve orada çok değişik lezzetlere, nimetlere kavuşacağını söylemeye çalışıyor ayetin eşliğinde. Yani kişiyi adeta müjdeliyor. Yani Allah çağırdı, bu yakınınız vefat etti, ona müjdeler var ve üzülmeyiniz anlamında uzun bir cümlede, ben biraz da kısalttım, uzun bir cümlede şurada bitirmiş, 5 tane ayeti kullanmış. Amacı ne olabilir yazarımızın? Burada kişiyi ayetin eşliğinde, kendi mana, kafasında düşündüğü manayla bütünleyecek şekilde ayetleri kullanarak kişiye bir müjde vermek, tesellide bulunmak. Benzer şekilde mesela bir kişiye yine mektup yazmış Lami-i Çelebi. Efendim, orada muhatabına efendim ne demeye çalışıyor? Muhatabına efendim kötülediği bazı kişiler var. Kötülenen bazı kişiler var. Efendim çok güzel isabetli tercihlerle yine o kişiyi o kişinin haline dair ayetleri kullanıyor. Biraz huyu ahlakı bozuk kişiye galiba kişilerden bahsederken erbab-ı garaz dediği kişileri nitelerken yine ayetlerden yararlanıyor yazarımız. Şurada kırmızıları görüyoruz. Kalplerinde hastalık olanlar, efendim laf taşıyanlar, efendim başkalarına kötülük yapmaya çalışanlar diye değişik ayetlerden aldığı alıntıyla cümlesini oluşturuyor yazarımız. Bu şekilde bolca örnekler verebiliriz. Yani kendi ifadesi yerine şairimiz, yazarımız ayeti konuşturuyor adeta. Şu örneğe bakabiliriz hocam. Ekrana yansıyor sanıyorum. Burada ne yapıyor? Burada da yine aynı şekilde bir kişiye ne yapmış? Efendim bu kişiye efendim bu ayetlere alıntı, ayetlere hakim olduğunu düşündüğümüz yazarımız bu kişiyi efendim tehniyetname gönderiyor. Bu tehniyetnamesinde yazarımızın müjdesi var, tebriği var. Burada da ne anlatıyor? Ayetin eşliğinde yine efendim o kişiye müjdeli cümleler, müjdeli ifadeler vermeye çalışıyor. Adeta ona diyor ki bir müderris bu kişi. Müderrise tehniyetname göndermiş ve kıskanç kişilerin ona zarar veremeyeceğini ayetin desteğiyle söylemeye çalışıyor. Ve bunu söylerken de derdinin şikayet değil, hikayet olduğunu, durum belirtmesi, durumu efendim ifade olduğunu söylemeye çalışıyor ayetin eşliğinde. İki ayrı ayetten alıntı yapmış. Yani ayetlerle cümlesini daha kıvama erdirerek, daha bütünleştirerek manasını tamamlamaya çalıştığını fark edebiliyoruz. Bazı örnekleri atlayacağım tabii. Efendim yine benzer ifadeler, benzer ifadeler görüyoruz. Evet, bu örneği şeyden aldım. Yine Lami Çelebi'nin örneğinden hocam şeye geçtik. Mustafa Ali diye 16. yüzyılın meşhur münşisi Ali, Mustafa Ali'nin Menşevli İnşa adlı eserinde yine yazışmalar var. Pek çok yazışmalar var. Onların içerisinde bir örnek bu. Burada efendim güzel bir ifadeyle
söyleyeceğini söylemeye çalışıyor tabii burada. Mesela burada ne diyor yazarımız? Kıbrıs'ın fethinden dolayı Lala Mustafa Paşa'ya gönderdiği bir tehniyetname var. O tehniyetnamede ordunun zaferini anlatmaya çalışıyor. Efendim ordunun zaferini ayetler eşliğinde anlatıyor. Ve fetih ayetlerinden örnekler veriyor. Ve gayet güzel bir şekilde onları kendi cümleleriyle bağdaştırarak ne yapmaya çalışıyor? Karşıdaki muhataba ifade etmeye çalışıyor. Aynı şekilde burada da yine benzer şekilde Ali'ye yine bir üst makama sunduğu bir arzında bir cömert kişinin iyiliğini anlatmaya çalışıyor. Cömert kişinin iyiliğinin ne kadar bol olduğunu, o kişilere ne kadar iyiliğinin dokunduğunu, cennet nimetlerinden bahseden ayetler eşliğinde söylemeye çalışıyor. İşte şurada görülüyor. Ve minel ma'i külle şeyin hay, sel sebilini tînet insaniyeye sebil ve eskaynâkum ma'nfurata mazmûnü nezafet derinde hikayeti hayvanıydı. Abi hayvan gibi bir adı ilermiştir. Bolca cennet nimetlerinin insanlara bolca sunulması gibi kendi kişinin de o muhatabı olan kişinin de cömertçe nimetleri sunduğunu söylemeye çalışıyor. Bir başka örneğimiz değerli hocalarım bu müşahatta geçen Ali'nin müşahatında geçen Kanuni Sultan Süleyman'ın bir namesi. İlginç. Kanuni Sultan Süleyman şahsen kendisi kaleme almıyor tabii ama yazdırıyor. Katiplerin o devirde yazdığı bir metin bu. Ama Ali metnine almış bunu. Kanuni Sultan Süleyman babası Sultan Selim'in vefatı üzerine yazdığı namede tahta geçtiğini Kırım Hanı'na bildirdiği bir mektubu bu. Bir namesi diyelim. İşte babasının öldüğünü yine işte ayet eşliğinde söylüyor. Ve Allah'ın hükmünün geçerli olduğunu efendim ve ona uyulmak durumunda olduğunu söyleyerek farkındaysak biraz da böyle başka kelimelerle de seci de yapıyor. Seci örneklerini ayrıca vereceğim ama burada da yine aynı şekilde bir dini gerekçelerle adeta kendi hükmünün tahta geçtiğini bunu söylemeye çalışıyor. Burada da yine benzer şekilde görüyoruz efendim. İkinci Bayezid'in bir fetihnamesidir bu. Burada da yine hızlı geçmek için gerekçesini söylemeyeyim. Denizle ilgili, cihatla ilgili ayetlerden alıntı yaparak cihadın önemini, denizlerin efendim güzelliğini, denizlerde kendi gemilerinin yürüdüğünü ve fethi gerçekleştirdiklerini söylüyor. Şu ortadaki mesela kırmızı satırda gemilerden bahseden ayet, Rahman suresinden alıntı olan ayeti cümlesiyle bağdaştırarak son derece güzel bir, tabii bugün bizim anlayacağımız manada biraz zor bir cümle. Zor cümleler bunlar aslında inşa metinleri. Fakat o dönemin şartlarında bunlar rahatlıkla kullanılmış ve inşa metinlerini süslemiştir, hatta beslemiştir. Hatta şurada gayrimüslimlerin kahrolduklarını, savaşta yenildiklerini adeta bir başka benzetmeyle söylüyor. Yani adeta Elem Neşrah Lek suresinin Resulullah'ın sadrının açılmasına benzeterek savaşta da müşriklerin, gayrimüslimlerin ya da düşmanın diyelim o günkü ifadeyle düşmanın beyinlerinin veya bedenlerinin parçalandığını söylemeye çalışıyor. Ayet eşliğinde hatta ellerinden kılıcının alınmasını şu en alttaki kırmızı yazıda olduğu gibi adeta ellerinden yine İnşirah suresinde geçen bu kelimelerin çağrışımından hareketle bunları söylemeye çalışıyor diyelim. Geçelim hocam. Veysi diye bir münşiimiz var. Son derece süslü üslubun örneklerinden olan münşiimiz. Bu münşiinin örneğinde gördüğümüz gibi burada da söylemeye çalıştığı bir sevinci ifade etmeye çalışıyor şairimiz burada. Sevinci ifade etmeye çalışıyor. Şurada o sevinci ifade etmeye çalışırken ayetten hareketle, ayetten alıntıyla bunu söylemeye çalışıyor. Orada içerisinde doğan sevincin özelliğini, tasvirini Nur suresinde geçen şu kırmızıyla gördüğünüz ayetin manasından hareketle yapıyor. Nedir o? La şarkiyetin ve la garbiyetin. Nur suresinde kandilin efendim Allah'ın nurunun temsili anlatılırken kullanılan meşhur bir kelime vardır. Zeytin efendim yağının aydınlatıcılığını söylerken zeytin kelimesi geçer o surede, o ayette. Ne doğuludur ne batılıdır. Ayetinin o kelimelerini alıyor. Adeta o ayetten
nur alın iktibas etmiştir diyerek sevincin, kalbin sevincini bu şekilde anlatmaya çalışıyor. Bu şekilde değişik örneklerini görebiliyoruz değerli hocalarım. Yine burada mesela ayeti hazih cennatu adnin fethullah halidin ola dediği de yine aynı şekilde bir başka örneği oluyor. Burada değişik şekillerde örneklerini görüyoruz. Efendim diğer örneğe geçebiliriz. Evet, Nergisi diye bir şairimiz veya münşimiz vardı. Nergisi de son derece süslü bir üslube sahip münşilerimizde bir tanesidir. Münşaatının ön sözünde Şeyhülislam Yahya'yı anlatıyor. Onun kaleminin güçlülüğünü anlatırken enteresan teşbihler ve efendim güzel örnekler veriyor. Güzel örnekler verdiğini görüyoruz. Güzel örnekler verdiğini görüyoruz. Yahya'nın efendim nasıl bir güçlü kişi olduğunu söylerken evet şu örneği getirmiş olayım ekranlarınıza. Hazreti Musa'nın asasıyla ne işler gördüğü Kur'an-ı Kerim'de anlatılırken ilgili surede kendisi Hazreti Şeyhülislam Yahya'nın da o kalem gücüyle ne manalar derlediğini efendim ne güzel efendim metinler ortaya koyduğunu söylemeye çalışırken Kur'an-ı Kerim'deki hiç belki de ilgisi olmayan yani Şeyhülislam'ın kalemiyle ilgisi olmayan bir başka bağlamda ifade edilen ayetin ilgili kelimesini me'aribi uhra kelimesini adeta cümlesine yerleştiriyor. Buradan maksadı Hazreti Musa'nın elinde asa hangi işleve sahipse Şeyhülislam Yahya'nın da elinde kalem şu kelimenin de çağrıştırdığı şekilde son derece etkili bir araç haline düşmüştür, dönüşmüştür anlamını söylemeye çalışıyor. Efendim kendisi Nergisi zaman zaman şikayet mektupları yazar. Fazla rahat huzur görmediğini söylemeye çalışır üst makamdaki kişilere. Bir ara görevden alındığını düşündüğümüz bir pozisyonda yazdığı bir mektubunda da vücudunun perişanlığını ve kendisinin efendim çok belki abartıyla söylemeye çalışıyor. Mağdur olduğunu söylemeye çalışırken adeta küllümen aleyha faan ayetine masadak olmuş. Adeta ona örnek olmuş şeklinde öyle kendisi bir alıntı yapmış ayetten. Başta söylemeyi unuttum ya da tekrarlamış olayım. Ayetleri kendi bağlamında kullandıkları da vakidir münşilerin. Cümlede oluşturmaya çalıştıkları manaya destek olmak üzere. Ama sadece lafzıyla, sadece lafzının ifade ettiği dar anlamda kendi cümlesine katkı sunması için aldıkları ayetler de var. Mesela Ali şurada... süremiz sona erdi ama birkaç dakika verebilirim. Tamam hocam, teşekkür ediyorum. Yani değişik örneklerle cümleleri oluşturmaya çalıştıklarını burada görebiliyoruz değerli hocalarım. Ben ahenk vermek üzere şunları da sadece görüntüye getirmiş olayım. Mana desteğini aldıkları gibi seciye ağırlık vererek belli harflerle, belli seslerle seci yapmaya çalıştıklarını görebiliyoruz. Sadece nazarlarınıza sunmakla yetineceğim. Manası ayrıca dikkate şayan ve onları da kullandıklarını biliyoruz. Yani sadece manayı kullandıklarına dair örnekler vermemiştim. Hem mana hem seciyi kullanarak cümlelerde bir ahenk oluşturmaya çalışıyorlar. Burada kırmızı renklerden bazıları mesela ayet kelimesidir. Ayette geçer. Bazısı da kendisinin kullandığı, oluşturduğu kelimelerdir. Dolayısıyla kullandığı kelimeyle ayet kelimesinin bazı seslerle seci yapmaya çalışıyor. Şöyle kırmızıları hocam görüyorsunuzdur. O kırmızı seslerin, kırmızı hecelerin bir kısmı ayet, bir kısmı kendi kullandığı kelime. Şöyle görüyorum, değişik kişilere sunmaya çalıştığı metinlerde ayetleri son derece usta bir şekilde kullandıklarını görüyoruz. Hocam şöyle özetleyebilirim. Örnekler bu şekilde gidiyor. Gidiyor. Son derece çarpıcı örnekler var. Yani seci, hatta bazen beyit de kullanıyor. Aynı seci sesini metinde de, yani manzum metinde de kullanıyor ayete, pardon cümleye hemen ekleyerek. O tür örnekleriniz de var. Bu örnek, şu anda yansıyan örnekte ona dair bir örnek oluyor. Yazarlarımızın kullandığı ahenkle metinlere örnek olarak. Sonuç olarak şunu söyleyebilirim değerli hocalarım. Şairler kalem aldıkları mensur metinleri sadece iletişim aracı olarak görmüyorlar. Cümlelerini güzel bir şekilde belagat kurallarına göre yazma eğilimindedirler.
Cümlelerin de çeşitli dil unsurlarını kullandıkları gibi Kur'an'ı kelimelerde ihtiyaç duymuşlar, zaman zaman bunlara yer vermişler ve ilahi kelamdan alıntılar yaparak meramlarını daha etkili, mesajlarını daha mükemmel şekilde kullanacaklarına dair bir yöntem diye düşünmüşlerdi bu alıntıları. Demin söylemiştim, tekrar olmuş olacak. Ayetlerin lafızı manalarına kendileri de vakıf, muhatapları da vakıf olduğunu düşünebiliriz burada rahatlıkla ve ayeti kendi bağlamında da, kendi bağlamının dışında da kullandıklarını biliyoruz. Misal vermek, destek sağlamak, ayetin çağrışından hareketle bu ayet kelimelerini cümlelerine alıyorlar ve bunlarla mezcederek rahatlıkla kullanıyorlar. Hem mana katkısı sunuyor bu alıntı ayet metinleri, hem de seci yapmayı amaçlayarak ses tekrarları veya güzel bir telaffuz güzelliği, ahenk güzelliği yakalamaya çalışıyorlar. Son olarak şunu söyleyebilirim, benim kendi tahminim. Yazarlar kendi cümlelerine Kur'an'dan kelime almayı belki de İslami aidiyetin bir gereği olarak düşünüyorlar. Sadece sanatkarlıklarının gereği olarak ifadeyi mükemmel hale getirmek, estetik bir güzellik sağlamak amaçlı değil. Sanki bundan kendilerini belki de mecbur hissediyorlar. Böyle bir şeyi yapmak durumunda olduklarını düşünüyorlardı diye tahmin ediyorum. Ve bu kavramları, ayet kelimelerini bolca yazarına göre, cümlenin veya metnin konusuna göre değişmekle birlikte pek çok yazarımız, süslü nesille yazanlar olsun, sade nesille yazanlar olsun, Türk Edebiyatı tarihinde, nesir tarihinde bolca kullanıldığını biliyoruz. Buna da böyle bir gerekçe atfedebiliriz diye düşünüyorum. İnşallah yanılmıyorumdur diyorum. Sabrınız için çok teşekkür ediyorum değerli hocalarım. Değerli Ali İbrahim hocamıza ben de şükranlarımı iletiyorum. Gerçekten örneklerle bu arada bu örnekleri değerlendirerek de üslup konulu temalı bu toplantımızı hakikaten zenginleştirdiler. Sonuç kısmında da zaten bütün neticeleri, sonuçları ortaya koydular büyük bir kufiyetle. Şükranlarımı tekrar belirtmek istiyorum. Zaman açısından yine hemen üçüncü konuşmacımıza geçmek istiyorum. Üçüncü konuşmacımız, değerli katılımcılar, doktor öğretim üyesi Serkan Derin. Bildiri başlığı Yunus Emre'nin Çıktım Erik Dalı'na şiiri özelinde Şatiye'ye dair öneriler başlıklı bildirisi. Serkan Bey, buyurun. Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. Kıymetli hocalarım, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Müsaadenizle önce bir sunumu paylaşayım. Oldu mu Sayın Hocam? Oldu hocam. Teşekkür ederim. Kıymetli dinleyiciler, ben bugün Yunus Emre'nin Çıktım Erik Dalı'na şiiri özelinde Şatiye'ye ya da Şatiye'li söyleyişe dair bazı tespit ve önerilerde bulunmaya çalışacağım. Benim bildirim bir giriş, 3 bölüm ve bir sonuç olmak üzere toplam 14 slide'dan oluşacak. Müsaadenizle başlıyorum. Şatiye'li söyleyişe dair araştırmalarda genel olarak metnin bir anlam içerdiğine dair bir kabul vardır. Yani lafız ve mana bir anlamı, lafız ve mananın bir karşılığı vardır. Fakat bu karşılığın nasıl bulacağı belki araştırmacılar tarafından farklılık gösterebilir. Yine genel olarak kabul edilen bir görüşe göre lafız ve anlam, Şatiyevi söylemiştik, lafız ve anlam sembolizm ile açığa çıkabilir. Okuyucu metinle karşılaştığı zaman buradaki anlamı doğrudan idrak edemez. Ancak o sembol dünyasına vakıf olduktan sonra bir anlam elde edebilir ya da daha doğrusu bir yorum yapabilir. Peki bu şiirleri okuyucu nasıl anlayacak sorusunu sorduğumuz zaman şöyle bir şeyle karşılaşıyoruz. Sadece şatiyelerde değil belki ama genel olarak tasavvufi şiirlerde ilhamın önemli bir unsur olarak kullanıldığını
görüyoruz. Bu ne demek? Şairden ilham vasıtasıyla çıkan metin doğrudan bir okuyucuyla buluşursa bunun bir anlamlı bir, bunun anlamsal bir karşılığı olmayacaktır. Şairden çıkan metin önce şarihe uğramalı, ondan sonra okuyucuyla buluşmalıdır. Anlam ancak böyle oluşacaktır. Çünkü bu metin şarih tarafından şerh edilirken de ilham burada bir unsur olarak kullanılır. Yani mesela Niyazi Mısır'ı örneğinde bunu örneklendirebiliriz. Niyazi Mısır'ı Yunus Emre'nin şiirini şerh ettikten sonra yaklaşık 8-9 ay kadar metni aslında kimseyle paylaşmadı. Daha sonra Yunus Emre Niyazi Mısır'ın rüyasına girer ve ondan sonra Niyazi Mısır'ı bu metni öğrencileriyle paylaşır. Dolayısıyla burada ilham metodolojik bir meşruiyet kaynağı olarak okuyucuya sunulur. Ben bu noktanın önemli olduğunu düşünüyorum. Tekrar etmek gerekirse ilham metnin anlamlandırılmasında metodolojik bir meşruiyet kaynağı olarak değerlendirilir. Peki bir sonraki saate geçelim. Yine modern araştırmacılardan Wolfgang Iserlin ya da Iserlin boş alan ya da belirsizlik dediği bir kuram var. Özellikle alımlamacı ya da alımlama estetiğine dair anlayışta bu kuramın olduğunu biliyoruz. Şair metnini oluşturduktan sonra bıraktığı ve okuyucu tarafından doldurulması gereken boş alan ya da belirsizlik dediği alanlar var. Bu alanları okuyucu, bu boş alanları, belirsiz alanları okuyucu metni okuduğu esnada doldurarak bir anlamda şair ya da yazarla birlikte metnin anlamını kurar, onu inşa eder. Burada okuyucu artık aktif bir şekilde metnin anlamının kurulmasında ön plandadır. Burada şöyle bir soru ortaya çıkmaktadır. Bir şatiye metniyle karşılaşan okuyucu nasıl bir boş alan, nasıl belirsiz bir alanla karşılaşacaktır diye bir soru soracak olursak alacağımız cevap şu olacaktır. Metnin neredeyse tamamı okuyucu için bir boş alandır, bir belirsizlik alanıdır. Çünkü o semboller dünyasına vakıf olması gerekir. En azından böyle bir kabul vardır. Burada işte şöyle bir soru sorulması belki gerekebilir. Her metin bir anlam taşımak zorunda mıdır? Ya da metnin anlamı sadece sözler ve bu sözler arasındaki ilişkilerden doğmaktadır? Yine Yunus Emre'nin şatiyesine ya da şatiyeli söyleşteki şiirine bakacak olursak, bu metinde bir tane bir anlamlı bir beyit varsa bu sadece son beyittir. Yani Yunus bir söz söyledin, hiçbir söze benzemez, münafıklar elinden ya da münafıklar yüzünden örter mana yüzünü diye bildiğimiz son beyit anlam ihtiva etmektedir. Bu beyitte geçen işte mana yüzünü örtmesi, yani metnin mana yüzünü örtmesi onda sembolik bir dilin var olduğu hükmüne yol açmaktadır. Ben bu tip söyleyişlerin devrin sosyal, tarihi şartları içinde farklı bir şekilde ele alınabileceğini düşünüyorum açıkçası. Türe girmeden, yani bir tür yorumu yapmadan söyleyişin üslup üzerinde anlatmaya çalışacağım. Gazali'ye göre iki çeşit şatiye var. Bir tanesi Allah aşkıyla dile getirilen sözlerdir. Bu sözler ibadetleri terk etmeye, ahlak kurallarını gözetmemeye sebep olabilir. Diğer bir şatiye türü ise görünüşte süslü ancak bir anlam içermeyen sözlerdir. Bunlar zihinleri karıştırmak, insanlara hayrete düşürmek ve böylece onların hurafelere inanmaya hazır hale getirmek için kullanılabilir. Bu tür sözler insanlara akıl üstü ilahi hakikatler ve sırlar şeklinde sunulmuştur. Ve özellikle ikinci tür şatiyenin bizim buraya kadar anlattığımız o semboller dünyasıyla yüklü ancak bir anlam ifade etmeyen sözler yakın olduğunu görebiliyoruz. Bununla birlikte özellikle modern dönemde artık kabul edilen bir görüşe göre şatiye esrime halinden, yani kişinin ya da dervişin kendinden geçmesi esrime halinden ziyade kişinin içinde bulunduğu ruh halini şok edici bir biçimde anlatma aracı olarak kabul edilir. Bu şekilde üretilen söylemde
akıl yürütmenin gerekli kılda bilişsel süreç devre dışı bırakılır. Yani burada şatiyevi söyleyiş işlevsel bir amaçla kullanılır. Akıl yürütmenin gerekli kılda bilişsel sürece devre dışı bırakılması söz konusudur. Özellikle Zeynep Oktay Uslu'nun makalesinde böyle bir yaklaşımın olduğunu görmekteyiz. Yine o Uslu'ya göre şatiyeler dini bilgi ve tecrübenin tasavvuf terminolojisi alanından halk edebiyatı alanına aktarılmasını sağlar. Ve bunu yaparken tekerleme üslubundan faydalanır. Tekerlemeler nasıl ki masal dinlemeye başlayan kişileri masal dünyasına hazırlıyorsa, mevcut gerçeklikten koparıyorsa, şatiyevi söyleyişte kişiyi gerçeklikler dünyasından kopararak onu tasavvufi hallere, makamlara hazırlamak ya da tasavvufi söyleyişe hazırlamaktadır. Bununla birlikte yine de bu metinler bir anlam ihtiva eden, bu metinler anlam ihtiva eden birer metinler olarak görülmektedir. Ve dediğimiz gibi metinler semboller üzerinden anlatılmaya çalışılmaktadır. Ancak hangi kavrama, hangi sembole karşılık geldiğini arka plana biraz silik kalmaktadır. Yani yine Yunus Emre'den örnek verecek olursak, ilk mısrada ya da ilk beyitte geçen erik, üzüm, kol gibi kelimelerden hangisi şiiri, hangisi harekat, hangisi marifet yine burada şarihe aslında kalmıştır. Ya da okuyucunun o andaki şeyine, ruh haline bırakılmıştır. Bu metinleri açıklayabilmek için az daha önce de söylediğim gibi belki devrin şartlarından faydalanmak bizim için faydalı olabilir. Selçuklu, Anadolu Selçuklu ve Beylikler dönemi düzenin ve karmaşanın hakim olduğu asırlardır. Bu dönemde işte devletin kurulması, Moğol isyanı, Beylikler dönemi, hatta sonrasında Osmanlı'nın da ilk dönemlerinde olduğu gibi bir karmaşa halinin hakim olduğunu görüyoruz. Özellikle Selçuklu ve Beylikler döneminde ise bu karmaşanın düzene çevrilme çabalarının olduğunu da biliyoruz. Bu dönemde genel olarak İslam dünyasında parçalanmış bir aklın ve dilin hakim olduğu sabit. Selçuklu ve sonrasındaki beylikler, beyler ise bu karmaşadan dini bazı kavramları ve kurumları kullanarak ortak bir akıl, ortak bir dil ile bir düzen yaratmaya çalışmışlardır. Özellikle Selçuklular fıkıh usulünden aldıkları nizam-ı alem fikriyle Anadolu'ya hakim olmaya çalışmıştır. Ve böylece hem siyasi fikir, siyasi birlik hem de parçalanmış akıl toparlanmaya çalışmıştır. Bu uğurda bu sistemi tehlikeye düşürecek, sarsacak, yok edecek her türlü girişim, fitne ve fesat da daha baştan asgariye indirilmeye çalışılmış, fitne ve fesada giden yollar sakıncalı sayılmıştır. Yine bu dönemde parçalanmış olan akıl birleştirilmek için, parçalanmış olan akla birleştirilmek için iki yönlü bir yol izlenmiştir. İlk olarak hakikate dair mezhebi, mesleki ve meşrebi farklılıkları ortak bir üst dilde birleştirmek ve ardından bu birleşimi eğitim faaliyeti ve kurumlar ile tabana yaymak. Böylece medreseler ortak bir icraatın ve dergâhlar da ortak bir irfanın taşıyıcısı olmuştur. Ancak her dergâhın ya da her tarikatın böyle olmadığını da ekleyelim. Selçuklu idaresi yine dini ve milli geleneklere dayanan şeriata uyan bir portre çizerek halkın İslam dinini dinin gibi yaşaması konusunda hassas davranmış. Hatta bazen halkı buna zorlamıştır. Yine mesela Gıyasettin Kehüsrev örneğinde olduğu gibi Türkmen çevreler üzerinde dini ve fikri baskı kurulmuş ve şeriatı bağlı hale getirmek istenmiştir. Bu dönemde halka dini konuları öğretmek için medreseler ve camiler kullanılmış ve yerleşim birimlerinde imamlar, müderrisler, vaizler, hatipler tayin edilmiştir. Camilerde görevlendirilen imamlara cemaate namaz kıldırmak başta olmak üzere halkın dini görevlerini yerine getirmelerini sağlamak, gerekirse bunun için sert önlemler almak gibi görev ve yetki verilmiştir. Yine buralarda görevlendirilen hatipler de halk kitlelerine dini konularda ilk hazırda bulunarak hitap etmek üzere görevlendirilmiştir. Bunun için bazı eminnamelerin çıkarıldığını da söylememiz gerekir. İnşa edilen, Selçuklu ve Beylikler döneminde inşa edilen medreseler bir yandan
İslam medeniyetine dair varlık, hukuk, devlet gibi teorik konuları düşünme bilinci kazanmalarını sağlarken, diğer yandan da bütün bir İslam coğrafyasında ortak dil ve bu dili konuşan ortak bir aklın kurulmasında etkili bir rol oynamıştır. Bu Selçuklu döneminde yapılan işler Beylikler döneminde de devam etmiştir. Bu devirde özellikle Ahmet Yaşar Hoca'nın ya da Ahmet Kara Mustafa'nın öncesinde kullandığı Yüksek İslam, Halk İslamı kavramları biraz açmak gerekir. Kurulan medreselerde yetişen kişiler biraz daha Yüksek İslam'ı temsil etmektedirler. Bu medreseler etrafında gelişen ilim çevrelerinde tahkikin ve tetkikin ve mantık dilinin ön planda olduğunu, akla dayalı bir sistem kurulduğunu ve bu sistemde bilgiye ulaşma yolunu istinbat ile sağlanmaya çalışıldığını söyleyebiliriz. Tahkik, özellikle Gazali ve Razi sonrasında uygulamaya sokulan bir bilgi, epistemolojik bir bilgi edinme metodu. Ele alınan bir görüş sadece kendisi olarak değil, kendisini var eden akıllı yürütme süreçleri açısından da ele alınır ve bu süreçler mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelenir. Ve akıllı yürütmenin mevcut sonucu götürüp götürmediği ortaya konur. Yine Razi, yani Bahrettin Razi'yle birlikte ortaya konulan tetkik ile birlikte sonuca götüren metodolojinin kendisi de delil ile kanıtlanmak zorundadır. Bu uğurda kullanılan mantık dili son derece aslında ağır, karmaşık bir yapıya sahiptir. Ve meseleleri sadece uzmanlarının anlayabileceği bir tonda tartışmaktadır. Yine bu dönemde İbn Arabi ile başlayıp Sadreddin Konevi ile devam eden Mevlana'da edebi bir hal alan nazari irfanın da Anadolu'da etkili olduğunu görüyoruz. Bu nazari irfan ile birlikte, yani İbn Arabi'nin açtığı, Sadreddin Konevi'nin devam ettirdiği yolda artık tasavvuf bir hal ile bir hal olmaktan çıkıp varlığa ait ontolojik fikirlerin tartışıldığı bir ilim dalı olmuştur. Yani artık haller, tasavvufi haller, kişinin içinde bulunduğu ahlaki bir durum olmaktan çok varlığa ait yoruma ve dünya görüşüne kaynak etmiştir. Her üçünde de, yani daha doğrusu şöyle, hem medrese İslam'ında hem tasavvufun bu yönünde, teori tasavvufa, nazari irfanda dilin son derece ağır, yapıların karmaşık, yapı ve düşüncelerin karmaşık olduğunu söyleyebiliriz. Benzer şekilde Anadolu'da etkili olduğu söylenen Sühreverdiye İşrakilik de benzer bir yapıya sahiptir. Genelde kilik üzerinden anlatılır ama, ya da bir mistisizm üzerinden anlatılır ama Sühreverdiliğin anlatıldığı kitabın başı bir mantık kitabıdır. Mantığın bittiği yerde başlar aslında. Bunun karşısındaki Halk İslami ise dergahlarda şekillenir, cezbeye ve keşfe dayalıdır. Yine Ahmet Yaşar Hoca'nın söylediğiyle yarı mitolojiktir. Evliya kültürünü merkezine alır ve toplumun daha geniş bir kesimi tarafından aslında benimsenmeye çalışılır. İşte Yunus Emre bütün bu Yüksek İslam'ı temsil eden yapıları karşısında onlara adeta onları kendi silahıyla vurmak, bilmiyorum bu tabir ne kadar doğru olur ama onlara kendi şeylerini yönetmek, kendi silah, yine mecburen kullanacağız, kendi silahıyla vurmak gibi bir amacının olduğunu söyleyebiliriz. Birkaç başka örnekle anlatacak olursak. Olmaz sözü demezem ben marifet ehline, zira desem inanmaz ağaçta dikti kalktı. Buradaki marifet ehli işte bu Yüksek İslam'ın temsilcisidir. Ben marifet ehline ağaçta kalkuzun bittiğini söylesem bu inanmaz. Neden inanmayacaktır? Çünkü bu önermeyi mantıksal da bir çerçeveye oturtup o şeyde tahlil ve tahkikten geçirdikten sonra böyle bir şey mümkün olmadığını söyledikler. Oysa önemli olan karpuzun ağaçta bitip bitmemesi değildir aslında. Kişinin buna Allah'ın kudreti çerçevesinde belki inanıp inanmamasıdır Yunus Emre açısından. Ya da bir başka örnekte. Her dem dost yolunu bulmayıp gizli mani şerh eyleyip değme aşık şerh etmeye benim gizli razıma. Kişi, yani gizli manaları şerh etmesine rağmen dost yolunu bulmuyorsa onun herhangi başka bir gizli manaları çıkarmasının da yine bir faydası yoktur. Diğer birlikte bunca fiilü kalne ey dost bunca fiilü kalne mahsus hot bir haber durur
Yabancı cüstücüğü nedir? Görle hot bir nazar durur. Bunca tüylü kalp, bunca cüstücüğünün kişiye bir fayda sağlaması gerekir. Onu bir halden alıp başka bir yere götürmesi gerekir. Ve bu sadece bilgi olarak değil, davranışta da olmalıdır. Dolayısıyla yine görsemde de bu cüstücüğüler, bu tüylü kalpler kişinin kendisine yönelmesine yol açmalıdır. Diğer bir örneğimizde birkaç vurucu yer var. Onları söyleyerek toparlamak istiyorum. Çünkü Kur'an gökten indi. Ana Allah buyurdu. Andan haber bir bana, ha kitaptan ötersin. Allah'ın kitabı varken pek çok teorik kitaptan konuşmanın bir manası yoktur. Okursun tasdif kitap, nice binahu irab. Halk öreceği sende yok, eylekin bir takarsın. Bina ve irab ilmine dalıp Kur'an'ın gerçek manasına uzaklaşmak burada yine eleştirilmektedir. Dini okumak bilmektir, kendi özünü bilmektir. Başka bir eleştiri. 12 bin hadisi Cemme ile de Mustafa anı işittinle gel. Şerh ile söz satarsın. Burada şerh ile söz satmak şiirin anahtar ibarelerinden biri olarak görülebilir. Bu kadar. Yani Mustafa'nın hadisi peygamberin hadisleri içinde zaten bize kaynaklık edecek şeyler varken hala onları ısrarla şerh etmeye çalışıp oradan farklı manalar ya da onu iyice detaylandırmak biliyor musun tarafından eleştirilmektedir. Dolayısıyla Yunus Emre bu örneklerde de görüldüğü gibi özellikle ilk örnekte yani olmaz sözü demezler ben marifet ehliyim. Zira desem inanmaz ağaçta bitti kalkıp burada olduğu gibi anlam çabasının bir varlığa dair anlam çabasının biraz karşısında yer alıyor. Anlamsızlığın peşinde değil. Bütün bir anlam oraya detme anlamında değil ama özellikle bu yüksek İslam temsilcileri bu çabasının faydasız olduğunu görüyor. Dolayısıyla medreselerde şekillenen, sonuç olarak söyleyecek olursak, medreselerde şekillenen fıkhi din anlayışı ve nazari irfan ile ağır bir dilin hakim olduğu ve anlaşılmak için ciddi bir mesai isteyen teorik konular dolaşıma girmiştir. Yunus Emre'nin bütün bu üretimlere karşı çıkış olarak metnini yazmış olması muhtemeldir. Her şeyin akli ilkeler ve mantık kaideleri ile dile getirildiği bir ortamda Yunus Emre akli süreçlerin sonuç vermeyeceği bir metin üretmiştir. Şiirde bir sembolizm olduğu kabul edilse ve yine akıl ve mantık ilkeleri çerçevesinde ele alınsa bile hangi kelime neyi sembolize ettiği belirsizdir. Bu sebeple Yunus Emre'nin metni şerh edilmedi. Hatta anlaşılmamak üzere üretmiş olması ve böylece devrin ulemasını eleştirmiş olması akla gelmektedir. Yani Yunus Emre bütün bu varlığı anlama çabası içinde olan temsilciler, yüksek İslam temsilcilerine karşı bir metin oluşturuyor. Ve aslında onlara amiyane bir tabirle şöyle diyor. Siz her lafızdan, çünkü mantık ilmi böyle bir ilim, lafız üzerinden varlığı anlamak, her lafızdan yola çıkarak varlığı anlayacağınızı iddia ediyorsunuz. Buyurun size bir metin, buradan yola çıkarak anlayabiliyorsanız varlığı anlayın diyerek onu eleştirmektedir. Dolayısıyla ben Şatibi söyleyişin sadece cezbeye dayalı ya da sembolik bir dilden ziyade kişinin karşı tarafı onların kendi argümanlarıyla baş başa bırakmak şeklinde bir amacının olduğunu da söylüyorum. Bu konunun dışında ama bir kısaca bir örnek vermek gerekirse yine Kaygısız Abdalı'yı da başka halk şairlerinde görülen o Tanrı portresi neredeyse tekfir edilecek boyuttaki Tanrı portresi de yine aslında şairlerin bu tutumuyla ilgilidir bence. Yani orada sen okursun hece Tanrı gibi sözler. İşte kıldan köprü yaptırmışsın, o kadar işte cesaretin varsa sen geç gibi sözler aslında ulema tarafından çizilen Tanrı portresini onların yüzüne çarpılmış halidir. Yani sizin anlattığınız, tasvir ettiğiniz Tanrı işte böyle bir Tanrı diyerek sanki oluşturulmuş bir metinler gibidir. Ancak böyle bir şeyin söylenebilmesi için tabii daha derin ve nitelikli araştırmalar yapmak gerekmektedir. Ben sadece bir giriş mahiyetinde böyle bir yazı yazarak tartışmaya açmak istedim. Sabrınız için. Ve beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Efendim, Serkan Bey kardeşime çok teşekkür ediyorum. Gerçekten ilgi çekici bir diri dinledik. Çünkü şatiyeler üzerine tabii şerhler var. Her devirde bunlar yazılmış. Ancak Serkan Bey kardeşim tabii alışılagelmiş geleneksel anlamda Şatiye'nin şerhi yerine arka planda verdiği bilgilerle gerçekten üslubun
nasıl kullanıldığını da göstermiş oldu. Ben kendisine teşekkür ediyorum Serkan Bey kardeşim. Teşekkür ederim. İlgi çekiciydi. Üslup açısından da gerçekten. Benim de zihnimde şatiyeler konusunda problemler vardı. Yani aydınlandığımı söyleyebilirim. Sağ olun. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Efendim, hocam bir ek olarak müsaade buyurursanız. Çok fazla bu konuda şeyim yok yani okumaları ve araştırmaları derinlemek lazım ama hocalarımız bu konuda yorum yaparsa çok sevinirim. O yine o devirdeki belki de mutezili düşünceye karşı da bir böyle bir metin oluşturulmuş olabilir diye düşünüyorum ama dediğim gibi daha şey yapmak lazım, araştırmaları derinleştirmek lazım. Evet tabii yani ama bir girizgah yapmış oldun. Çünkü alışılagelmiş şatiyelerde işte şu bu şerhi yaptı, buradaki anlam bu gibi değil de başka bir yönden, eleştirel yönden üslup olarak bunu böyle düşünmüş olabilir. Burada teyit edici tabii mısralarda var gerçekten. Tebrik ediyorum. Efendim oturumumuzun ve toplantılarımızın son konuşmacısı doktor öğretim üyesi Mete Bülent Değer. Mete Bülent Değer'in bildiri başlığı klasik Türk edebiyatında narsizm olması lazım. Tevazu mu, taazzum mu? Evet, Mete Bey, buyurun. Hocam merhabalar, sesim geliyor mu acaba? Sesim geliyor. Evet, teşekkür ederim. Narsizm değil hocam, nosizm. Nosizm mi? Orayı düzeltelim o zaman. Evet, nosizm. Evet. Aslında şeyden, Google'dan veya çeşitli kaynaklardan baktığımızda nosizm yerine hemen narsizm çıkıyor ama birbirinden farklı kavramlar. Evet, peki, özür dilerim. Nosizm. Peki. Estağfurullah. Sayın hocalarım, değerli katılımcılar, öncelikle saygı ve sevgilerimi sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Benim çalışma konum klasik Türk edebiyatında nosizm. Nosizm tevazu mu yoksa taazzüm mü? Hangi anlamda kullanılıyor? Bunun üzerinde durmak ve bununla ilgili çeşitli tespit değerlendirmeleri yaparak bir tasnif grubu oluşturmaya çalışmak şeklinde olacaktır. Önce bakayım mikrofonum açık, kameram açık, evet, sorun yok. Evet, çalışmamızda hocalarım klasik Türk edebiyatı şairlerinin üsluplarına dair bir unsur olarak değerlendirdiğim ve Türkçe'de kendinden birinci çoğul şahısla bahsetmek şeklinde tanımlayabileceğimiz nosizm kavramının klasik Türk edebiyatı şairleri tarafından nasıl ve ne şekilde kullanıldığı ve özellikle tevazu mu yoksa büyüklenme mi anlamında kullanıldığı üzerinde duracağım. Bu kavram Batı'da bazı küçük farklılıklarla işte Royal V, efendim Venus gibi şekillerde ifade ediliyor. Ama tabii doğuya mahsus bir özelliğinin olduğunu da belirtebiliriz. Bu çalışmada, şimdi biraz sonra söz konusu edeceğim çalışmada, nosizm bağlamında klasik Türk edebiyatı şairlerinin şiirlerinde şair kendisini kendisinden söz ederken birinci çoğul şahısı kullanarak başta Kur'an üslubunun, ondan sonra şairin dünya ve ahirete bakış açısının, efendim sosyal ve ekonomik konumunun nasıl bir etkiye sahip olduğunu, bunu biz kavramını ben yerine kullanmasında nasıl bir etkiye sahip olduğu üzerinde durmaya çalışacağız. Önce şöyle bir müsaade ederseniz bir giriş yapayım. Önce şu soruyu sorayım. İnsan kendisinden neden biz diye bahseder? İşte kahvehanedeki insandan, İşte siyasetçiye kadar, akademisyenler de, makalelerde de hepimiz biliyoruz, biliyorsunuz hocalarım. Dilin kullanıldığı her alanda bizleşme vardır ve belirgin bir şekilde görülmektedir. Tabi bu yeni bir olgu değildir, bu asırlardır, yüzyıllardır. Diller var olduğundan belki var olan bir unsurdur. Doğu dillerinde, işte Türkçe, Arapça, Farsça gibi dillerde, aynı zamanda Batı dillerinde, Almanca, İngilizce gibi dillerde de bazı zamanlarda, bazı durumlarda birinci şahıs yerine
birinci çoğul şahıs kullanıldı veya tam tersi durumlarla olduğu bilinmektedir. Tabii konuşma dilinde bu şekildedir. Yine yazı dilinde de aynı şekilde yazarlar, şairler bizden birine eserlerinin bağlamı, o anki bulundukları bağlam çerçevesinde ben yerine bizi ben anlamında kullandıkları bilinmektedir. Biz tabii bizim çalışma konumuz sadece klasik Türk edebiyatıyla sınırlı olduğu için vereceğimiz örnekler ve yapacağımız sunum bununla biraz daha alakalıdır. Çünkü klasik Türk edebiyatının işte hüküm süresi, şairler, eserler, eserlerin hacimleri bunların hepsi bir arada düşünüldüğü zaman şairlerin nosizmi birçok sebepten dolayı yaptıkları anlaşılabilir. Bir de çalışmamızın hacmi gereği de tabii ki örnek sayımız da biraz kısıtlı olacaktır. Onu da ayrıca belirtmiş olayım. Esasen nosizm Latince bir kelimedir. Konuşmacı veya yazar ve en az bir diğer kişi, yani ikiden daha fazla kişi, birden daha fazla pardon, kişi olarak düşünülebilir. Kısaca biz anlamına gelen nos kelimesinden türemiş bir kelimedir. İzim eki gelerek, günümüzde zaten bununla ilgili izim ekiyle oluşturulan pek çok kelime vardır. Bunları biliyoruz. Türkçe'de ise kendisine değinen konuşmacı veya yazar olarak bilinen ben kelimesinin, yani ego, yani egoizm deriz ya, ben kelimesinin çoğulu, benin çoğulu bizdir Latince'de. Nosizm de aynı egoizm, sosyalizm, emperyalizm gibi kelimeler ve köken olarak Latince'ye dayanan bir ek olan izmin gelmesiyle oluşmuş bir kelimedir. Türkçe'de daha çok lıklık yapım eki görevinde kullanılır. Ama egoizm nasıl bencillikse efendim nosizm de bizcillik teorik olarak böyledir. Ama tabii dildeki anlamlandırmalar bu kadar kolay değildir. Doğrudan bizcillik demek çok uygun olmayabilir. Nosizmle doğrudan ilişkisi bağlamında ben yerine bizi kullanmak daha çok kendisinden bir grubun üyesi olarak ve o grubun manevi olarak tüm gücünü ve yetkilerini kendi üzerinde toplayarak diğer kişi ve gruplara seslenme anlamında kullanılır. İngilizce'de bununla ilgili royal we tabiri vardır. Belki bu tabiri duymuş olabilirsiniz. Yani kraliyet bizi, majestic plural, royal plural gibi adlandırmalar olan bir kullanım vardır. İngiltere kraliyet ailesiyle ilişkilendirilir ama sadece teorik olarak biliniyor. Aslında Çin hükümdarlığından tutun Osmanlı'ya kadar bunun kullanıldığı zaten biliniyor. Bu kullanımın esas görevi teorik olarak anlatıma saygı, nezaket, incelik ve tevazu katmak gibi görülse de bunun başka anlamları olduğunu da değerlendirdiğimiz için zaten böyle bir çalışmaya dahil olmaya çalıştık. Bakalım yapabilir miyiz diye bir şeyler yapmaya çalıştık sayın hocalarım. Bu aynı İngilizce'deki sen yerine siz kullanımı vardır ya, you, hem sen yerine geçer hem siz yerine. Buna benzer bir kullanımdır. Bir de Venus kelimesi vardır İngilizce'de, bizlik. Bizlik gibi we, biz zamirinden gelen. Bu da tevazu gösterme anlamı anlamını kapsayabilir. Şimdi saygı, nezaket, tevazu, kibarlık barındıran anlamlarına nosizmi hapsetmek çok uygun değildir. Birçok anlam vardır. Bu anlamlar daha çok konuşma ve yazı dilinde vurguya, bağlama, söyleyicinin konumuna, dinleyicinin konumuna daha çok birçok değişkene göre değişir. Zamana, mekana göre farklılıklara yol açar. Biz esasen bu çalışmada nosizmle ilgili bir tasnif çalışması yapmaya çalıştık ve bu tasnif çalışmasını divan edebiyatına uygulamaya çalıştık. Hatta biz derken bile, ben şu anda konuşmamı yaparken biz derken aslında çalışmayı yapan ben olmama rağmen biz şeklinde bir kullanım kullanıyorum. Onu da belirtmiş olayım.
Gnosizmle ilgili çok fazla değişken olduğunu söylemiştik. Zaman, mekan, vurgu, bağlam gibi. Konuşmacının, yazarın hangi duygu ve düşüncede muhatabına hitap ettiği önemlidir. Konuşma dilinde vurgu, konuşmacının ruh hali yazı dilinde daha belirgindir. Ama yazı dilinde işler konuşma diline oranla biraz daha zordur. Çünkü hem bağlamı anlamış olsak dahi vurguyu ve şairin, konuşmacının ruh halini anlamak pek uygun, pek mümkün olmayabiliyor. Bunu hemen örneklerle belirtmeye çalışayım. Mesela konuşma dilinde kendisinden bahseden bir konuşmacı. Mesela şöyle diyor: buralar bizden sorulur. Veya işte sen bizi daha tanımamışsın. Cümlesini kurduğu anda bu konuşmayı, bu cümleyi kuran kişinin tevazu göstermediğini hemen anlarız. Ama ben demiyor. Kendisinden söz ediyor ama ben demiyor. Ya da tam tersi, işte bize de bir ekmek parası verir misiniz? Veya bizim derdimize derman olur musunuz? Derken de kişinin kibirli olmadığını anlarız. Hemen yani tevazu gösterdiğini, alttan aldığını anlayabiliriz. Yani narsisizmin konuşma dilindeki durumundaki çok fazla değişken belirleyici olmaktadır. Yazı dilinde ise narsisizmle ilgili konuşma dilinde olduğunu düşündüğümüz vurgu, bağlam gibi değişkenler yazı dilinde belirgin değil demiştik. Bu da yazarın hangi maksatla narsisizme başvurduğu, benim kendi tabirimle söyleyeyim, narsisizm yaptığını zorlaştıracaktır. Mesela bu cümleyi kurarken çalışmada bile defalarca ben yerine bizi kullandım. Bu şimdi konuşurken bile daha önce de belirttiğimiz üzere şeklindeki cümleyi kuran kişi ben kendi şahsım kuruyorum. Ama burada saygı ve tevazu mu gösteriyorum? Yoksa işte akademik bir konuşma gereği mi böyle yapmaya çalışıyorum? Yoksa işte bir grubun, akademisyenler grubunun bir üyesi olarak kibir mi barındırıyorum? Bu çok belirgin değil. Bunu belirlemek yazı dilinde biraz daha zor. Biz, ben daha doğrusu bunlarla ilgili bir tasnif grubu oluşturmaya çalıştım. Burada iki önemli unsur önemlidir. Birincisi tasnif oluştururken yazarın ya da şairin konumu, ikincisi ise muhatabının konumudur. Bu konum her iki taraf için de sosyal statüye, cinsiyete, dine, millete veya gruplandırmaya müsait pek çok şeye göre değişebilir. Bu çerçevede oluşturulur. Şöyle söyleyeyim. Ben kendi yaptığım çalışmalarda bu alanla ilgili, yani bu işe soyunmaya başladığımdan itibaren narsisizmle ilgili yapmış herhangi bir çalışmaya rastlamadım. Yani çalışma, doğru düzgün bir çalışma yok. Hatta zaten da şey de yok. Tasnif zaten hiç yok. Yani kendimce yapmaya çalıştığım bir tasnif. İşte internet kaynaklarında Royal bir ekseninde yapmış bazı çalışmalar var ama o da kısıtlı, Batı dillerinde, Fransızca, Almanca, yani çok fazla dahil olamadığımız tabir caizse. Yani belki olmamasının sebeplerinden biri de tasnife çok uygun olmayacağıdır ama yine de ben kendim anlamsal olarak narsisizmi 4 başlık altında değerlendirmeye çalıştım. Birincisi büyüklenme anlamı barındıran narsisizm, büyüklenme. Şair burada veya yazar kendisini üyesi olduğu gördüğü grubun, bunlar bu şairler olabilir, akademisyenler olabilir, bir mahallenin insanları da olabilir, hepsi olabilir yani. Temsilcisi veya sözcüsü olarak görür ve muhatabının üstünde bir konuma kendisini yerleştirir. Bunu ön plana çıkarır. Bizi karşına almamalıydın cümlesini kuran kişi karşısındaki kişiye muhtemelen kibir gösteriyor ve övünme gösteriyor. Kendisini övme unsurunu ön plana çıkarıyor. Bir başka madde ise saygı ve kendini küçük görme. Burada da yine bu konuşmanızda bizi ihya ettiniz derken kişi narsisizm yaparsa eğer, bizi kendi yerine kullanırsa burada da tevazu vardır. Yani kendini küçük görme anlamı vardır. Bu makalemizin başlığında zaten bunlar vardı. Bir de eşitlik ve karşılaştırma anlamı barındıran narsisizmi fark ettim. Nedir efendim? Herkesle konuşuyorsun ama bize bir selam bile vermiyorsun. Derken konuşmacı veya yazan kişi, bunu yazan kişi muhatabıyla kendisini
eşit bir konuma konumda konumlandırmaktadır. Ama nosizmle ilgili esas unsur herhangi bir özel anlam barındırmayan yani veya bizim tespit edemediğimiz nosizmdir. Yani yarın akşam bize uğrar mısınız derken muhataba nosizm yapan kişinin hangi amaçla küçümsediği mi veya yüce üstün mü gördüğünü anlamak çok da mümkün olmayacaktır. Peki divan edebiyatında işler nasıl nosizmle ilgili klasik Türk edebiyatında? Şimdi klasik Türk edebiyatı ile ilgili tabii sizlerin karşısına geçip de klasik Türk edebiyatı şudur deme durumu olmayacaktır muhakkak ki. Ama divan edebiyatı bildiğiniz üzere bazı katı kültür unsurlarına dayanıyor işte. Şekil yönünden, içerik yönünden bazı unsurlara dayanıyor. Katı unsurlar vardır. Yani şairler belki söylenmemesi gereken bir şeyi, bireysel olarak üzerine almaması gereken bir cümleyi, pek çok şiir vardır bilirsiniz. Onları bizleşerek söyleyebilir pek çok şair. Bunlarla ilgili mesela şair söyleyeceklerini ben olarak ben yerine biz şeklinde ifade ederse kendisi gibi düşünenlerin varlığını da kendisiyle aynı düşüncede olan insanların varlığını da ortaya çıkardığı için belki biraz daha cesaretli olacaktır. Ve aynı zamanda da söyleyiş ve etki gücü artacaktır. Ama esasen ben daha önce sunum yapan hocalarımızdan bu oturumda sunum yapan hocalarımızda bazı aralarda fark ettiğim unsur olarak Kur'an-ı Kerim'le ilgili. Kur'an-ı Kerim'in üslubunun şairin diline etkisiyle ilgili bir tespit ve kısa bir değerlendirme yapmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde Allah-u Teala kendisiyle ilgili olarak biz zamirini kullanır. Tabi Arapça bilen Kur'an'a daha hakim hocalarımız muhakkak bu konuyu daha da iyi biliyorlardır. İşte Kur'an'da mesela daha çok zat ve sıfatlarından bahsederken tekil zamir kullandığı ama fiillerinden bahsederken çoğul zamir kullanıldığına dair bilgi elimizdedir. Mesela sizi biz yarattık efendim. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik? Nasıl donattık? İnsanı biz yarattık gibi kullanımlarda Allah-u Teala'nın burada tabii tevazu göstermediğini anlamak çok zor değildir. Muhakkak gibi bir taazzüm ve tekebbür ifadesidir diyebiliriz. Bir de tam tersi olarak divan şairinin rint karakterli oluşuyla alakalı bir şeyler söylemek istiyorum. Rint'tir. Şairler kendilerini rint olarak genel olarak özdeşleştirdiler. Rint tipiyle ve bunu da şiirlerinde pek çok defa pek çok şair söylerler. Bu rintlik şairlerin kendi karakteridir. Yani şair rint olmasa dahi veya rint bir yaşam tarzına sahip olmasa dahi kendilerini rintmiş gibi göstermeyi severler. Bu da bir tevazu söyleyişidir aslında. Rintliğin özünde tevazu vardır. Yani esasen kalenderdir. Dünyaya önemsemez. Efendim derbeder görünmeyi isterler. Burada bir tevazu söylemi vardır. Konuyla bağlantısı olması açısından biraz sonra vereceğimiz örneklerde daha da iyi anlaşılacaktır. Yani biraz önce yaptığımız tasnife dayalı olarak şöyle bir divan şairlerden aldığımız örnek birkaç beyitle size nosizmle ilgili bazı şeyler söylemek istiyorum. Klasik Türk Edebiyatı'ndan nosizmin tasnifi. Mesela taazzüm, tekebbür ve temettüh anlamı barındıran nosizmi şöyle örneklendirebiliriz. Bir iki beyit söyleyeyim size hocalarım. Adli'den mesela, Adli Divan'dan bir beyit seçmişim. Burada, çün ruzu ezeli kısmet olmuş bize devlet, takdire rıza vermeyesin, bu ne sebep? Şeklindeki kullanımda şair, ezel gününde bize kısmet olmuş da diyor devlet, takdir edilene razı olmayışının sebebi nedir? Bize derken yine tabii ki kendisinden söz ediyor. Daha belirgin bir örnek olarak Nedim'den verebiliriz temettüh anlamında. Güzel sevmekte zahit müşkilin var ise benden sor. Bizim ol fende çok tahkikimiz, itkanımız vardır diyerek zahide sesleniyor.
güzel sevmekte zorluk çekiyorsan bana sor diyor. Zira benim yerine bizi kullanıyor. Bizim o hünerde çok bir araştırmamız ve bilgimiz vardır şeklinde kullanıyor. Tevazu anlamında kullanılan nosizmle ilgili şunu söyleyebiliriz. Bu da tabii ki muhatabını kendisi muhatabından kendini daha aşağı bir yerde konumlandırır konuşmacı veya şair, divan şairi. Bu daha çok kasidelerde, efendim rinç şairlerin Allah'a Allah'la ilgili beyitlerde sevgiliye dair kullanımlarda memduha karşı mesela kendini biraz daha hakir görmesi şeklinde yapılmaktadır. İşte Mesih'den alınan bir beyit size söylüyorum hocalarım. Ger bizi şehit eyler ise senin için hak, mahşerde kefen gibi olursa yüzümüz ak derken, eğer Allah senin yolunda bizi şehit ederse mahşerde yüzümüz kefen gibi beyaz olur derken, biz anlamında aslında kendisinden söz etmektedir şair. Yine Baki'den bakalım, evet, Fuzuli'den bir başka beyit. Bir gün bize saadeti vasletmedin nasip, bizden götür nuhusetin ey talihi zebun derken de, bir gün bize kavuşma mutluluğunu nasip etmedin ey güçsüz zayıf talih, uğursuzluğunu bizden götür derken aslında benden götür demek istiyor. Yani burada da bir tevazu söylemi vardır. Bunlarla ilgili örnekleri artırmak mümkündür. Mukayese anlamı barındıran nosizmle ilgili birkaç beyit söyleyeyim müsaadenizle. Mesela burada ise bu tür nosizmde ise divan edebiyatında şair şiirdeki muhatabını veya başkalarını kendisiyle eşit bir şekilde konumlandırmaktadır. Daha çok şairin muhatabı veya mukayese ettiği durumlarda, mukayese muhatabı veya başka grupla kendini mukayese ettiği durumlarda olur. Efendim mesela nedir? Düşman sözüyle haşa ki ben yarı terk idem, terk eyledi egerçi bizi nola yarımız derken şair, her ne kadar sevgilimiz bizi terk etmiş olsa da düşmanların sözüyle ben asla yarı terk etmem derken, arka planda hem bizi kullanması hem de kendisini sevgiliyle eşit bir konuma alması söz konusudur. Veya süremiz sona erdi ama birkaç dakika sonuca geçebilirsiniz. Hiç fark etmez. Pardon hocam. Bir de özel bir anlamı olmayan veya anlamı buğulak olan nosizm var. Onu da söyleyeyim. Ondan sonra sözlerime sonuçla son vereyim. Burada da Naili'den acep telatımı var bahre ahzarı çemenin, bizim de hissemize bir kenar değmez mi derken, çimenin yemyeşil denizinin şaşırtıcı bir dalgalanması var, bizim de payımıza bir kucaklama düşmez mi diyen şair de orada kullandığı biz hem kendisidir ama muhatabına karşı bakış açısı çok belirgin değildir. Bununla ilgili örneklerin sayısını artırmak mümkündür. Muhakkak ki zaten bildirim metnine bunları sayısını fazlaca yazacağım. Benim burada sonuç olarak söylemek istediğim şey, ben dört grupta inceledim ama bu belki artırılabilir sayısı. Nosizm, divan şairinin yaptığı nosizm bir taazzüm anlamındadır. Yani kendini üstün görme anlamında, bir tevazu anlamındadır, alçak görme. Bir mukayese anlamında nosizm vardır. Bir de benim anlayamadığım veya okuyucunun anlayamayacağı diye düşündüğüm nosizm vardır. Bu çalışmanın konusu genel olarak budur. Ama burada Kur'an üslubu ve nosizm, rintlik ve nosizm gibi çok daha derinlere girilmesi gereken unsurlar vardır. Vaktimiz şeyimiz yeterse, gücümüz yeterse, ben veya başka hocalarım girerlerse böyle bir şeye, çok da güzel olur diye düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Biz teşekkür ederiz Mete Bey kardeşim. Esasen biz divan şiirinde üslup özelliği olarak tabii çok karşılaştığımız bir söyleyiş tarzı. Demek ki Batı'da da ayrı bir
bir ekol gibi, sanki akım gibi, ya da orada da aynı belki Latince'den de geldiğine göre ilgi çekici bir konu tespit etmişsiniz. Biz de teşekkür ederiz. Teşekkür. Efendim, divan toplantılarının son oturumu da sona erdi. Şimdi katılımcılardan bu oturumun dört konuşmacısına sorular tevcih etmenizi bekliyoruz. Buyurun, söz sizin. Sabırla dinlediniz. Evet, anlaşılmayan yahut detaylandırılması istenen yahut öneride bulunacak olan her şeye söz verebiliyoruz. Buyursunlar. El kaldırıyor hocam. Kim? Muhammed Hocam. Muhammed Hocam buradan göremiyorum ben ama. Buyurun. Evet. Buyurun hocam. Hocam buyurun. Efendim, cümleye selam. Hazırlığına. Güzel bir sempozyum. Hayırla neticelendiririz inşallah. Şimdi ben son oturumda bilgi sunan arkadaşlarımın ilgili olarak bir iki modern tabirle saptama yapmak istiyorum. Şimdi Serkan Derin Bey güzel bir bilgi sunumu var. Yalnız ben bazı kavramsallaştırmalara burada anlamak istiyorum. Şöyle, şimdi şatiye konusunu ele alırken ilham ve metodoloji kavramlarını bir arada kullanıyoruz. Ancak metodoloji bilindiği gibi tespit edilmiş somut gerçeklerine kurulmuş olan bir yol. Ancak ilham ise bilindiği gibi sübjektif dünyayı ilgilendiren bir meseledir ve ilhamın bir metodolojisi olamaz. Ama insanın kendisine dayalı bir hayal dünyasının çalışmasıyla alakalı bir şeydir ve her kişiden her kişiye ilham değişebilir. Hatta bugün size içinizde doğan bir ilham yarın başka türlü bir şekilde şey yapabilir. Dolayısıyla burada ilham ile metodolojiyi aynı kefede kullanmak gözükmemek olur. Şimdi bir kategori geliştirdi. Tabii bu kategori Serkan Bey'in kendisine ait bir kategorileştirme değil. İslam, yani dinin bir yüksek İslam, folk religion, bir de folk religion, yani halk İslamı ve yüksek İslam diye bir ayrıma gidiliyor. Bu çok genel geçer bir ayrım. Ancak bu İslam dediğimiz, yani dini, mübini İslam'ı anlatmakta yeterli değil. Çünkü esasen yüksek İslam da, halk İslamı da birer kültürel olgudur. Yani fıkıh, kelam, hadis, tefsir gibi birer kültür kurumu, bilgi disiplinlerinin çerçevesinde tanımlanan İslam ile halk anlayışı, halkın kültüründe, ki tabii bu halk kültürünün içerisinde İslam dışı birçok unsurun da rolü var. Keza yüksek İslam dediğimiz şeyde de var ki, mesela en basitinden İslam Kur'an tefsirinde İsrailiyat unsuru Abdullah Aydın Hocamızın kitabında da şey görülüyor. Yani gerek yüksek İslam dediğimiz, gerekse halk İslam dediğimiz şey özellikle ve sadece
Kur'an'dan kaynaklı Kur'an İslam'ı anlatmamak. Çünkü kültür din olamaz. Din elbette ki kültürleri üretir, ancak kültür ile din, özellikle İslam, özellikle Kur'an çerçevesinde sınırları çizilmiş, sabiteleri tespit edilmiş din ile üretilmiş kültür dinleri diyelim arasında kesinlikle bir ayrım yapmak durumundayız. O bakımdan bir de yani mesela bilimle bilgi, hal ilmi diye bir kavramımız var. Tasavvufun hal ilmi dediği. Yani bu bizatihi esasen halin bir ilim sayılmayacağı konusu gerçekten tartışılması gereken bir konudur. Çünkü hal sürekli değişkenlik arz eden bir şey. Halbuki ilimde ise değişkenlik söz konusu olmaması lazım. Yani sabitelerin belirlendiği bir olay. Bakımdan ben bu hususu önemle uygulamak istedim. Teşekkür ediyorum ve bizim literatürümüzde nosizm gibi bir kavramı da ilave etmiş oldum. Teşekkür ederim. Çok enteresan bir şey daha söylemek isterim. Divan şairlerinin Kur'an üslubuna hakikaten bağlı bir şekilde şiir ürettiklerini ifade etti. Bu da gerçekten böyledir. Hatta öyle ki şairlerin lafza mana yüklerken bunu Allah Teala'nın cansız maddeye ruh üfleyerek onları canlandırması olayını kendilerine nispet ederek bir nevi lafza yani maddi varlık olan harflerden ibaret şeye, lafza sanki ruh üfler gibi onu tanzim ederek, harfleri tanzim ederek önce organlar mesafesindeki kelimelere vücut verdiğini, sonra kelimeleri tanzim ederek, düzenleyerek, nazm ederek organizma anlamında metni, cümleyi inşa ettikleri. Bunun da Cenab-ı Allah'ın onlara kendi yaratma sıfatında, halk sıfatında bağışta bulunması şeklinde izah ediyorlar ve bu konuda çok açık net beyitleri var şairlerimizin. Teşekkür ediyorum. Böyle konsantrasyon bir bilgileri mi sundum bilmiyorum. Estağfurullah. Teşekkür ederiz değerli hocam. Estağfurullah. Serkan Bey buyurun. Herhalde söz istediniz, buyurun. Evet sayın hocam. Muhammed hocam öncelikle teşekkür ederim katkılarınız için. Birkaç noktayı müsaade ederseniz açıklığa ve aydınlığa kavuşturmak için söz aldım. İlk başta söylemiş olduğunuz ilham metodoloji ilişkisini ben herhalde çok net anlatamamış olabilirim burada. Benim söylemek istediğim şey şuydu. Şarih metni şerh ederken tabiri caizse sırtını bir şeye yaslamak zorunda. Yani buradan metodolojiyi anlayabiliriz. Yani bir şey, bir yol üzerine olmak zorunda ki bu bir anlama karşılık gelsin. Ancak Niyazi Mısri örneğinden yine devam edecek olursak, yani eriye tarikat, yani çıktım erik dalına da, eriye tarikat ya da işte şeriat mı diyecek, marifet mi diyeceğinin kaynağı yine ilhamdan kendisine bir yol buluyor. Yani burada şair kendi oluşturduğu şerh metninin doğruluğunu ilham vasıtasıyla, buradaki ilham ya da onu değiştirebiliriz belki, rüya dersek belki daha doğru olur. Sanırım ben yanlış bir ifade kullandım. Rüya vasıtasıyla Yunus Emre'den alıyor. Yani Yunus Emre'nin metni üreten Yunus Emre, Niyazi Mısri'nin rüyasına girerek
üretilmiş olan metnin şimdi doğruluğunu tespit ediyor. Ama şimdi Serkan Bey. Serkan biz, başka bir yere kayıyorsun ama. Yani anlamlandırma yani diyemezsin. Yani illa rüya mı veya şey mi olsun? Yani orada neden rüya? Yani Bey, kendisi söylüyor hocam. Niyazi Mısır kendisi söylüyor. Onu da o yüzden. Söyleyebilir de yani bizim terimlerimiz de demeyiz. Yani Yunus Emre'nin Niyazi Mısri'nin rüyasına girdiğini, bunun gerçeklik aleminde olmuş bir hadise olarak siz onu kabul ediyor musunuz? Hayır, hayır. Önemli olan hocam bizim gerçek, yani tabii hayır, olayın gerçeklik kabul etmek yani, değil. Orada, hangi yolu izleyerek yani Niyazi Mısri hangi yolu izleyerek metnin doğruluğunu tasdik ediyor? O yüzden yani onu o bir anlamlandırma size yapıyor ama manevi tabii bir yere dayıyor. Ama bizim evet, tabii. Evet. Evet. Bir de hocam bu halk İslamı ve yüksek İslam terimleriyle ilgili olarak sizin de söylediğiniz gibi terim uzun süreden beri kullanılmakta. Buna mesela şey olarak alternatif olarak Fatih Şeker Hoca'nın İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nden şu anda İstanbul Milletvekili olarak görev yapıyor. İşte bir kitabı İslam, Mistik İslam ve Şifa İslam diye bir tasnifi var. Bilmiyorum belki bu kullanılabilir. Bilmiyorum yani ben şunu söylemek istiyorum burada. Bu alan üzerine çalışan araştırmacılar genellikle, genellikle demeyelim, bazen bu tip şeyleri kullandığı zaman bunu olumsuz bir mana, olumsuz bir manada kullanabiliyorlar. Ancak bu tasnifte, bu sınıflandırmada hiçbir değer biçici ifadenin kullanılmamasına özen göstermek gerekiyor. Ben bunu söylemek istiyorum. Yani halk İslamı bir yaşayan İslam'dır. Olabilir, belki de olmalıdır. Bir de yüksek İslam olabilir, belki de olmalıdır, bilmiyorum. Dediğim gibi bir değer biçici hiçbir ifadenin olmadığını, yani pejoratif anlamda, olumsuz anlamda bir değer biçici ifadenin olmadığını sadece söylemek isterim. Yani bir durum tespiti olarak belki söyleyebilir ama böyle bir kullanım her halükarda iyi niyetli olsa bile düşüncenin kendisine zarar verir mi vermez mi, orası açıkçası benim çok üzerinde bir şey. Yani ben evet, ona karar verecek maalesef evet şeyim yok maalesef. Evet, teşekkür ederim. Evet, başka soru, katkı. Evet, Esat Bey, sende gördüm, sizde gördüm. Şerife Hanım. Evet, Şerife Hanım el kaldırıyorsun. Buyursunlar Şerife Hanım. Esat Hocam, siz burada önce lütfen. Sonra konuşabilir. Ev sahibi olarak peki. Çok teşekkürler. Bu oturumda da çok faydalandık. Çok güzel bildiriler dinledik hocalarımızdan. Ben son bildiriyle ilgili bir şeyler söylemek istiyorum. Tabii nosizm kavramını öğrendik. Çok teşekkür ederiz Mete Bey, ama ben biraz farklı düşünüyorum. Yani biz bu modern teorileri kullanalım, yöntemleri kullanalım, yeni kavramları da eski edebiyatımız için kullanalım. Ben Tunca Hoca'nın öğrencisiyim ama bir yandan da bunları kullanırken arz zamanı olmamaya veya şairin niyetini de aşmamaya çalışalım. Bu böyle bir çalışma yapılacaksa bence bir şair üzerinde ancak yapılabilir. Yani metodik davranmak zorundayız. Klasik edebiyatta ben böyledir, biz böyledir dediğimizde hataya düşeriz. Söz Gelimi Nedim örneğinde Zahit, müşkilin var ise bizden sor, benden sor. Hemen ardından da bizim Olfen'de çok tahkikimiz, itkanımız vardır diyor. Yani beni de bizi de kullanıyor. Dolayısıyla şairin tasavvufi yelpazede nerede durduğu, bazen inancı, şiire yaklaşım tarzı, bilgiye hakimiyeti, bütün bunlar o biz ve beni değiştiriyor ve belirliyor. Yani bir şablonu aldığımızda Avrupa'dan, bir Batı dilinden, pat diye bize o elbise uymuyor. Büyük geliyor ya da küçük geliyor. O yüzden kendi bilgimiz içerisinden düşünmek zorundayız. Çok güzel ama dediğim gibi bir şair ya da hatta şairin eserinden eserine bile üslubu değişebiliyor. Bir eser üzerinden bunu bize okursanız bence çok daha faydalı sonuçlar verecektir kanaatindeyim. Çok teşekkür ediyorum İlhan Hocam, sizlere, hepinize. Evet, Esat Bey buyurun. Pervin Hocam var hocam. Pervin hocam, evet. Nerede? Evet, Pervin Hocam buyurun, göremiyorum buradan ama. Evet. Söz Pervin Hocam buyurun. Ses,
Ha, sesim geldi evet. Şimdi. Kıymetli hocam, sizi böyle görmek çok güzel. Hepinizi de tabii, Yaşar hocamı, Serkan Bey'i, Mete Değer kardeşimizi, Halil İbrahim Haksever kardeşimizi akşamın bu saatinde yine dinlemeye devam ettik. Ben Yaşar Aydemir hocama gözü geçimde olmak deyimi üzerinden verdiği tebliğ için çok teşekkür ediyorum. Ve tevhid üslubu olarak bunu takdim ettiler. Yine Halil İbrahim Bey'in tebliğini de dikkatle dinledim. Yani inşada bunun efendim sözü ayetle beslemek olmak yerine iktibas olarak nitelenmesi yine mümkün değil midir? Bunu sormak istedim. Çıktım erik dalına üzerinden tabii sanıyorum genç arkadaşımız mutlak surette Burhan Toprağı ve Sezai Karakoç'u da okumuş olmalı. Ya da batılı manada bunun absürt bir şiir olmak noktasında şatiyelerin değerlendirilmesi üzerinden de pek çok şey söylemek mümkün. Sadece dini bir alan olarak değerlendirmek de zor ya da tasavvufi olarak da değerlendirmek zor. Çünkü üzerine onlarca şerh yazılmış, geçmişten bugüne büyük bir şiir aslında. Pek çok açıdan bakmak lazım diye düşünüyorum. Bu nosizmle ilgili olarak da hakikaten ilginç. Tabii hep bakıyoruz buna. İlahi söylemin tezahürü gibi düşündüm bunu. Yani yakın zamanlarda artık bu dil bilim üzerinden söylem çözümlemeleri, özellikle Doğan Günay hocanın etrafında oluşan ve onun eserlerinde gördüğümüz söyleme göre, elbette edebiyatın dili ben, sen ya da biz dili olacaktır. Zaten ilahi olanın söylemi bu şekildedir her zaman. Yani dediği gibi Şerife Hanım'ın yani bir eser üzerinden belki bunu ifade etseydiniz daha veciz şeyler ortaya çıkardı diye düşünüyorum. Ben hepinize de çok çok teşekkür ediyorum. Belki Mete Bey örnekleri tam göstermediği için ondan da olabilir ama yeni bir bakış açısı, bir yol açıldı. Evet. Peki Esat Bey buyurun. Mete Bey cevap verecek misiniz? Estağfurullah hocam. Hocalarım doğru söylüyorlar. Esasen haklılar, tek bir eser veya karşılaştırmalı olarak iki şair üzerinden yapılabilecek bir şey. Dinleri karıştırman iyi oldu. Yani bir anda bak infilak etti. Estağfurullah. Hocalarım doğru söylüyorlar. Kesinlikle haklılar ama burada mesele bizi bizi ben anlamında kullanıldığı beyitleri tespit etmek. O da bağlamla alakalı, ilk mısrayla, belki önceki beyitlerle alakalı düşünmek lazım. Yani biraz kafayı çok yormam gereken bir şey bu işin. Var bundan sonra. Hocam araya girebilir miyim Mete Bey? Nefi divanını alıp kasidelerle gazelleri arasındaki bizleri karşılaştırırsanız çok farklı sonuçlar elde edeceğinizi düşünüyorum. Evet, doğru söylüyorsunuz. Aynen dediğiniz gibi yapacağım hocam. Evet. Teşekkür ederim İlhan hocam. Atılmadan merhaba, çıkıyorum. Merhaba hocam, merhaba. merhaba. Çok sevindim görüştüğümüze. Biz de aynen, sağ olsun Esat Bey sayesinde buluştuk. Evet Esat Bey, 17.57 benim takvimde böyle gösteriyor saat. Yani devam edeceğiz. Ne takdir edersiniz hocam, bir genel değerler. Yani kapanış oturumu için söz senin. Estağfurullah hocam. Sadece şunun için araya girecektim. Şatiye ile ilgili hocam. Buyurun. Serkan Bey'in bildirisinde tabii bu bir farklı bakış açısı oldu. Ama hem yüksek İslam, halk İslamı meselesi, Yunus'un Şatiye öncülerine baktığımızda Yunus kaygısız, tabii büyük ölçüde öne çıkan öncü isimler. Bunların meşrepleri meselesini halletmediğimiz için biz yüksek İslam, halk İslamı, merkez taşra, kurumsal yerleşik olan otantik, kitabi şifahi, medrese, tasavvuf, akıl, aşk, resmi söylem, sivil söylem gibi karşıtlıkları bir cetvel olarak görmeliyiz diye düşünüyorum hocam. Yani böylece Yunusların karşısına aldığı tipin
alim tipin akla akıl merkez devlet ve kitabi olan bilgi odağında duran tarafa karşı aşığın da şairin de tarafı olan daha her ne kadar dezavantajlı olsa da kültürel iktidar dolayısıyla sözle bir akıl oyunu, bir hesaplaşma gibi geliyor. Dolayısıyla melamet çok işimize yarayacak diye düşünüyorum. Sadece bunu söylemek istedim hocam. Peki, teşekkür ederiz bir katkı olarak. Evet. Başka söz alacak yoksa söz tekrar bu toplantıların sahibi olan Esat Bey'e. Hocam ben Esat... bir şey ilave edebilir miyim? Bu İslam, yüksek İslam. Şimdi benim bu konuda da bakın bizim eski edebiyatçılarım, yani klasik edebiyat hocalarım söyleyeceği çok şey var. Şimdi esasen bizdeki metin şerhi geleneğinden kaynaklı semantik bakış açısı çok çok işimize yarıyor ve Kur'an'ın doğru anlaşılmasında dolayısıyla din kavramının ve İslam'ın bütün kavramların doğru anlaşılmasında hakikaten elimizde çok çok önemli bir tezgirme. Yani semantik bağlam çerçevesinde bakmak. Bu konuda acizane benim Kur'an'ın din dediği diye bir çalışmam oldu. İki sene önce yayınlandı. Bunun alt başlığı da Kur'an semantiğinde din kavramının anlam halkalarıydı. Şimdi hakikaten burada çok çok önemli, enteresan şeyler çıktı ortaya. Yani bu kavramın içinde geçtiği ayet grupları içerisindeki semantik anlam halkasını tespit ederek sonuçta çok ilginç şeyler çıktı ortaya. Bunların en önemlisi şu, yani Kur'an din kavramına sadece ve sadece neredeyse tevhid kavramı çerçevesinde yaklaşıyor. Yani Kur'an'da din nedir diye sorduğunda sadece bir özgürlük manifestosu olan bireysel ve toplumsal özgürlüğü gündeme getiren, Allah'tan başka ilah olmadığını iman edip ve bu çerçevede bir hayat yaşamayı, ki ibadette bu anlamda zaten geliyor. Bu kitabı ben sizlere duyurmak istedim. Ve diğer bütün kavramları da yani hakikaten klasik edebiyatı, metinler şerhi, yani metinleri doğru anlamak. Yani şairlerin ve yazarların anlattıkları şekilde, bunların kalplerinin odacıklarına ve beyinlerinin kıvrımlarına girerek metinleri anlama bizim için çok önemli bir şey bu. Yani eski edebiyatçıların dolayısıyla edebiyat bilimine getirecekleri ve diğer bütün bilgi dallarını da aydınlatacak bir ışık olarak metinleri doğru anlamak, metinleri yorumlama değil, metinleri şerh etme anlayışını çok ciddi şekilde göz önünde bulundurmamız gerektiğini ifade etmek isterim. Tekrar teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Biz teşekkür ederiz hocam. Tabii ki eserinizi mutlaka takip edeceğiz. Ama bir gerçek ki her çağda yani medreselilere mal edilen, fıkıhçılara mal edilen onlarda da böyle bir tabii oluşum yahut yansıma, imaj oluyor tabii. Yani dini biz biliriz. Yani bugün de oluyor. Dün de vardı. O noktadan hareket etmek lazım. Evet, Esat Bey buyurun. Estağfurullah hocam. Değil hocam, oturumu siz sonlandıracaksınız, bütün çalıştayı siz sonlandıracaksınız. Dolayısıyla geneliyle ilgili eleştiri, değerlendirme, yorum, tenkit her neyse, bununla ilgili fikirler olan hocalarımızla ilgili sizin görüşleriniz tabii. Estağfurullah. Yani buradaki Muhammed Kuzubaş, Mehmet Özdemir bunlar yok mu? Buradaki Hazirun mu? Buradayız hocam. Burada var hocam. Tamam. Güzel o zaman arkadaşlar tamam. Hocam. Doçent Doktor Muhammed Kuzubaş burada mı? Buradayım hocam ben. Ya buyurun Muhammed Bey, buyurun. Efendim sonuç kısmına geçiyoruz. Sonuç oturumuna.
İlk konuşmacımız doçent doktor Muhammed Kuzubaş. Muhammed Bey buyurun. Önce merhaba, yıllar sonra evet. Merhabalar. Başta sizi bulmak üzere tüm katılımcı hocalarımıza, genç arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Hakikaten iki gün boyunca çok verimli bir toplantı oldu. İnşallah bundan sonraki süreçte de bu toplantılar devam edecek. Tabii biz bu süreçte yola çıkarken tek başımıza hiçbir şeyin olmayacağının farkındayız, farkındaydık. Sizlerin desteğiyle, katkılarıyla, himmetleriyle bu faaliyetler gerçekleşiyor. Bundan sonra da kıymetli hocalarımızın, genç arkadaşlarımızın katkılarını bekliyoruz. İnşallah daha faydalı, daha verimli toplantılarda görüşmek dileğiyle hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Evet, biz teşekkür ederiz Muhammed Bey kardeşim. Doçent doktor Mehmet Özdemir. Mehmet Bey hocam buyurun. Hepiniz hoş geldiniz hocam öncelikle. Katılımınız için de katkılarınız için de çok teşekkür ederiz. Müsaade ederseniz önce ben İlhan hocamın son söylediği şeye itiraz ederek bir şey söylemek istiyorum. Toplantının sahibi olarak değerlendirdi bizi ama ben bu konuda toplantının aslında hepimizin olduğunu Esat hocamın da başta vurguladığı gibi. Yani Mete hocaya buradan pas verdin ama. Bu işin mutfağında tevazu gösterdin. Yani biz bu işin mutfağında çalışmaktan son derece mutluyuz. İki gündür burada keyifle iş yapıyoruz. Bildirileri, soruları keyifle dinliyoruz. İşte gelen değerlendirmeler, eleştiriler son derece bizim için de çok ufuk açıcı. Sonraki toplantılarda da neler yapılabileceğiyle ilgili bir fikir oluyor bizim için. Yani bu açıdan toplantıyı sizlerin de sahiplenmiş olması bizim için gerçekten son derece mutluluk verici. Bu anlamda da size ve tüm hocalarımıza ayrıca teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarımızda da desteklerinizi bekliyoruz hocam. Estağfurullah. Mutfak çok önemli. Yemeği esas hazırlayan orası. O nedenle gerçek anlamıyla ben kullandım ama mecazi anlamıyla siz de dediniz ki hep beraber, tabii ki hep beraber bir araya geldik ama vesile olduğunuz için o anlamda sizi kutlarız. Biz katılımcılar olarak çok zahmetli bir işi başardınız. Neticede biz buradan bilgisayarımızdan bağlandık ve işte dinledik, konuştuk, halleştik ama bunun ne kadar zor olduğunu sempozyum düzenleyenler olarak Muhammed Nurdoğan hocam düzenledi, geldik. Biz zaman zaman Muhammed hoca düzenledi. Esat Bey son yıllarda bu özellikle online sempozyumlarda büyük katkılar sağladı. Yani boş kalmadık tabiri caizse. O anlamda yürekten kutluyoruz. Esat çok Bey, söz sizin tekrar. Hocam, feministlik yaptı diyeceksiniz gene ama Gülçin Tanrı buyurdu. Öyle mi? Benim Gülçin Hanım'a burada. Gülçin Hanım'a. Eski öğrencisi olarak. Gerçekten yok mu Gülçin Hanım? Her yerde Şerife doğru söylüyorsun. Üç kişi adı vermiş bana Esat. hocam. Tabii. Evet. Buradayım öncelikle. Bütün hocalarıma saygılar sunuyorum. Çok istifade ettik, keyifle takip ettik bizler de. Üçüncüsünü düzenliyoruz divan toplantılarının. Ve biz hakikaten yola çıkarken çok heyecanlıydık. Büyük keyifle çalıştık. Hala aynı heyecanımızı sürdürüyoruz. İşin mutfağında da aynı özenle, aynı keyifle ve aynı heyecanla çalışıyoruz. Bundan sonrakiler için de inşallah devamını diliyorum camiamız için. Katılan hocalarımıza çok teşekkür ediyorum. Kendi adıma istifade ediyorum, kendi adıma notlar alıyorum.
İnşallah devamı gelir. Hocalarımızı burada görmek, hepsini dinlemek, onlarla sohbet etme fırsatı bulmak bizim için hakikaten bulunmaz bir kıymet. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Daha sonraki toplantılarda görüşmek dileğiyle. İnşallah başlangıçta kaçtı sayı bilmiyorum ama 30'a son kapanırken 30 katılımcıyla son vereceğiz ama sağ olsunlar. Onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Sabırla iki gündür dinliyorlar. Evet, söz alacak olan Esat Bey'e artık son veririz de başka söz almak Muhammed Hocam değerlendirme anlamında buyurun. Yaşar Hocam istedi hocam. Yaşar Bey mi? Peki. Yaşar Bey, evet. İlhan Hocam. Buyurun. Buyurun. Şöyle bir şeyi merak ettim. Hakikaten güzel bir toplantı oldu. Eteğimizde ne varsa artımızda eksimizde bunları dökmüş olduk. Ancak soru soran her zaman güçlüdür. Çünkü bir ön hazırlığı vardır. Ben Esat Bey'den, Gülçin Hanım'dan, Mehmet Özdemir'den de şey beklerdim. Yani bir bildiri sunmalarını beklerdim. Onların kanaatlerini merak ediyorum. Nedir? Bunlarda derman kalmadı ki işin mutfağında olanlar nasıl yapsınlar Yaşar Bey kardeşim? Yaşar Hocam, onlar aslında bildirilerini sundular. Bu sempozyum onların ortak bildirisi ve hakikaten kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Bu mahşerin dört atlısı mı diyelim? Evet, hakikaten büyük iş yaptılar. Çok büyük Muhammed iş yaptılar. Muhammed Hocam, yeni nesil Mahşer'in Dört Atlısı filmini seyretmediği için siz ve ben biliyoruz. Güzel bir filmdi o. Evet, gönderme Allah yaptı Allah. Hocam. Evet. Yaşar Hocam, cevap hakkı var ama saklıyorum. İsrafil Hocam söz istiyor çünkü. Evet, İsrafil Bey buyurun. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Muhammed Hocam çok güzel bir tabirle tamamladı. Mahşer'in dört tatlısına ben de çok teşekkür ediyorum. Şöyle bir seyrettin mi? Olacak. Seyrettin mi Mahşer'in dört tatlısını İsrafil? Hocam yaşım yetmedi. Abi seyret ama. Yani. Hocam İsrafil'i silin defterden, yaşım yetmedi diyor. Çocuklarla mı kırkılıyorsun ayol? Fatma Hocam yok hiç haklı yani Mahşer'in dört atlısı hocam deyince bir anda ben gerilere gittim ama güzel bir filmdi hakikaten. Hocam muhtemelen seyretmişimdir ben bütün eski filmleri bilirim ama şu an adını hatırladım. Hocam siz de bu tarafa geldiniz tabii yani. Evet evet. Hocamla ikimiz kaldık. Fatma Hocam ben seyrettim yapmayın mutlaka seyrettiniz. Mutlaka seyretmişimdir. Her ne kadar ben yani böyle daha romantik filmler seyretmeyi seviyorsam. Güzel bir yaklaşıldı. Mahşer'in dört atlısı gibi oldu. Hakikaten zor bir sempozyumu başardılar yani. Ben kutluyoruz. Kutluyoruz tabii evet. Evet. Hocam benim şöyle bir teklifim olacaktı naçizane. Buyurun. Bütün kalbimle, samimiyetimle söylüyorum. Şimdi biz doğu toplumları iki şeyi bilmiyoruz gibi geliyor bana. Birincisi insanlar hayattayken, yaşarken onları ne kadar çok sevdiğimizi söylemeyi bilmiyoruz. Bir de onlar yaşarken değerlerini yeterince bildirip canı gönülden bunu söyleyemiyoruz. O yüzden Esat Hocam başta olmak üzere mutfaktaki bu mahşerin dört atlısına şöyle bir teklifim vardı. Özel konular seçmekte çok haklısınız. Üsluptur, himayedir ama bunlara o konunun üstadlarının adında verebilir miyiz? Mesela biyografiyle ilgili bir sempozyum düzenliyoruz. Beğenelim, sevelim, sevmeyelim. Üstadlar var bu alanın. Mesela Mustafa İsen biyografi sempozyumu diyebiliriz. Mesela şerhleri yazacağız. Muhammed Nur Doğan şerhler sempozyumu. Ya da bugünkü bu sempozyumun terimlerini kullanayım. Fatma Sabiha Kutlar metin neşrinde ve tenkidinde üslup sahibi bir bilim insanıdır. Diyelim ki metin neşriyle ilgili bir sempozyum yapacağız. Fatma Sabiha Kutlar metin neşri çalıştayı diyebilir miyiz diye sadece bir teklif olarak ortaya atıyorum. Ve emeğiniz için hepinize yani çok teşekkür ederim. Bu tabii İsrafil güzel de bu riskli bir konu. Çünkü bizim alanımızda çeşitlilik de çok olduğu için alınganlıklar olabilir. Yani benim görüşümü söylüyorum. Takdir evet. Tabii arkadaşların ama çok kolay değil bunları böyle ama hani şey olsa
oturumlara belki olabilir. Oturumlarda isimler yapıyoruz zaten ama genel adı olarak onu bilemiyorum. O takdir tabii arkadaşlarımızın. Evet. Başka var mı efendim? Söz almak isteyen değerlendirme anlamında Muhammed Hocam. Bitti mi? Veya buyurun. Evet, benim bitti. Tekrar hakikaten büyük iş yaptılar arkadaşlarımız. Kendilerine sevgiyle, saygıyla selamlarımı gönderiyorum. Bütün arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Biz önemli, yani hoşça bak, zaten hakikli değil alemsin sen. Ben hep söylüyorum, klasik edebiyatçılar kendi kendilerinin değerlerini iyi bilmek durumunda. Yani Türkiye'nin entelektüel zemini klasik edebiyattır. Klasik edebiyatın dünyasını tanımadan ben bu toplumun entelektüeliyim deme şansımız yoktur. Bu çok büyük bir iddia. Bunu her yerde konuşmaya ve tartışmaya hazırız. Zaten entelektüelizm zeka ile alakalı, hafıza ile alakalı bir şey. Dolayısıyla biz klasik edebiyat şairlerini cin gibi zeki insanlar olarak değerlendiriyoruz. Ayrıca binlerce yıllık bir insanlığın ortak hafızasını bunlar yazıyorlar. Bir de kendilerinden üslup katarak adeta yaratırcasına, yani bu halk manasında yaratma, yoktan var etme değil şairlerimiz. Düzenleme, nazmetme anlamında yaratmayı da pekala kullanmamız mümkündür. Aslında hayat verici bir, yani bir toplumu ayakta tutan temelleriyle, kökleriyle, dallarını, çiçeklerinin meyvelerini bir mütalaa eden bir alanın çalışmalarıyız biz. Kendimize hakikaten hoşça bakmak zorundayız. Hiçbir zaman büyüklenme anlamında değil ama çok da terazi biliyorsunuz yanlış noktalara götürüyor bizi. Yani bir toplumun devletin ayakta kalma, beka sorununa klasik edebiyat şairlerinin hocalarının söyleyeceği çok şey var. Katkı yapacağı çok şey var. Ama bu maalesef devletin iradesinde bu ne kadar anlaşılmıştır? Bu konuda çok fazla emin değilim. Biz bunu, bakın mesela çok uzatmayacağım ama benim bir çalışmam oldu. Klasik Türk Edebiyatı'nın metinleri şahitliğinde bayrağımızın sembolizmi diye bir çalışmam var. Bu bayrağımızdaki zemin renginin ne anlama geldiği, hilalin ne anlama geldiği, yıldızın ne anlama geldiği, hilalle yıldızın bu zeminde, kırmızı zeminde yan yana gelişinin ne anlama geldiğini, bütün bunlar beyitlerin şeyinde o kadar ilginç sonuçlar doğurdu ki ben bunu hatta gidip de yani devletimizin en üst kademesinde briefing olarak sunmak istedim. Yaptığım bütün müracaatlardan elim boş döndü. Maalesef. Yani bizim hakikaten vereceğimiz çok büyük hizmet var bu topluma. O bakımdan kendinize iyi bakın lütfen. Dostluğumuzu, kardeşliğimizi, birlikteliğimizi daima muhafaza ederek bu topluma çok büyük hizmetler yapabiliriz Allah'ın izniyle. Tabii ki, tabii ki. Yani her zaman şevk içinde olmak lazım, mütevar olmak lazım. Ben de o görüşteyim. Kırılmamak, küsmemek lazım. Hocam doğru söylüyor. Şimdi tabii üslup konusu da çok önemliydi. Her konu önemli ama yıllardır biz genel sempozyumlar düzenlerdik. Buna da katılım çok olurdu. Ama son yıllarda tematik olmasında fayda var. Hakikaten oraya yoğunlaşıyoruz. Üslup da onlardan birisiydi. Bildiriler de benim izlediğim, dinlediğim kadarıyla emek verilen, emek mahsulü bildirilerdi. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.
Buyurun Esat Bey, sizin son söz sizin olsun. Kıymetli hocalarım, meslektaşlarım, dinleyici öğrencilerimiz, kardeşlerim, hocalarım, bütün açık yürekliliğimizle şu kadarını akşam saatinde söyleyebilirim çok uzatmadan. Biz yola çıkarken de bir platform olarak düşündük. Gerçekten böyle düşündük. Yaşar hocamın dediği gibi ilk çalıştayda bildirilerimizle de Mehmet Bey ve ben katıldık. Fakat dedik şuna çok dikkat ettik hocam. İnsanız, nefsimiz var. Bunun şöhretinden ne olur elbette. Ama ekran, görünmek vesaire bunu ihtiyatla kullanmak lazım. Sahiplendiğimiz, tutunduğumuz, bizim gördüğümüz ve bunu kendimize dönük bir değere dönüştürdüğümüz şey olmasın istedik. O yüzden dikkat buyurulmuştur şüphesiz. Bir kurumsal kimlik, bir grup yapı vesaire gibi de görmedik. Sadece burada ana bilim dalımızdaki arkadaşlarımızla birlikte dedik ki biz bir şeye başlayalım, temalı olsun. Duayen hocalarımız her temaya göre o alanda emek vermiş hocalarımız açılış konuşmalarını yapsın. Günay hocamla başladık, Mustafa İsen hocamla devam ettik. Bugün Muhammed Nurdoğan hocam, sağlık sorunları sebebiyle Mine hocam, Sabahattin Küçük hocam, onları davet ettik esasen. İşte böyle kanaat önderlerimizi ihmal etmeden yol almak istiyoruz. Bu platformu COVID biraz bu anlamda sanala mahkum etti bizi. Taşımak istedik. Her 6 ayda bir ev sahipliğini fiziki mekan olarak değildi bu. Bu paylaşmak, farklı yerde buluşmak, bizim olmadığını göstermek, gerçekten paylaşmak. Bütünüyle kolektif yürütmek istedik. Bu hakemlik süreçleri olsun, bilim kurulları olsun, bunları işletmek istedik ama zorluklarımız var hocam. Yani bu insan ilişkisinin zorlukları, zaten bu tür işlerin meşakkati ve ya da yıldırıcı tarafı, bu arka planda görülmeyen mutfaktaki kırmadan dökmeden, dengeleri gözeterek buluşmalar sağlayabilmek. Çünkü biz sosyal bilim alanındayız. Burada başka türlü bölgesel rezervler var, başka sosyal sahipler var. Ama şu ana kadar hiçbir tatsızlık yaşamadan hakikaten bunu buraya kadar getirdik ve birlikte taşımak istiyoruz. Ne kadar büyür, büyümesi de gerekmiyor. Yani ne kadar devam eder, neye mal olur. Eleştiriler var, temalı olmasın, dar oluyor. Dolayısıyla katılım seçki için elverişli bir katılım söz konusu olmayabiliyor deniyor ama büyük sempozyumlar, 50 kişi, 100 kişi, 150 kişinin katıldığı sempozyumlarda çok daha dağınık bir şey oluyor. Bir odakta buluşmak zorlaşıyor. Zaten bir çalıştayla bir meselenin halledilmesi mümkün değil. Üslup meselesi belli ki önümüzdeki 20 yıl çalışacak bir konu. Çok büyük bir mesele. Ama biz buradan bir fotoğraf çekmiş olduk. Çalıştay öncesi çok yoğun çalışıyoruz doğrusu. Bütün alanla ilgili, o kavramla, anahtar kelimelerle ilgili bildiri, kitap, makale ne varsa tarıyor. Ve zaman zaman bildiri göndermeyen hocalarımıza da o alanda emek verenlere ulaşarak o yoğunluğu, birikimi yansıtmalarını istiyoruz. Ama büyük ölçüde gelen davetleri yorumluyoruz ve onların talebi ve isteği doğrultusunda şekilleniyor. Buraya kadar geldik ve niyetimiz var baharda. İşte yeni konular istişare de edeceğiz tabii ki. Telefonla da soruyoruz, haberleşiyoruz da. Baharda imkanlar el verirse herhalde yüz yüze yapmanın başka türlü de bir keyfi var. Hem buluşma olur. O bakımdan Yaşar hocam bildiriyle de katılınca bu ekranda çok görünmüş olacağımızı düşünerek mesela bu üslup meselesini özellikle melami üslup meselesini çok önemsediğim halde ben doğrusu da katılmak da istemedim. Çünkü bu kirli cam kolay kirletiyor galiba. O bakımdan da böyle biz bu emektarlığa, bu hizmetkarlığa rıza gösterdik hocam. Takdiri sizler yaptınız zaten. Sizin varlığınızla olabilecek bir şey. Buyurdunuz, bildirilerinizi sundunuz, oturumları yönettiniz, bizimle birlikte oldunuz.
Bu güzel bir cumartesi akşama kadar misafirimiz oldunuz. O bakımdan da çok minnettarız, çok teşekkür ederim bütün katılanlara. Emek veren arkadaşlarıma ayrıca zaten burada her birini gördünüz, teşekkür ediyorum huzurlarınızda. Söyleyeceklerim bu kadar, hürmetler ediyorum. Sağlıklı, iyi günlerde tekrar birlikte inşallah bu aşkla, bu şevkle görüşmek dileğiyle diliyorum. İnşallah. Fatma Hanım buyurun. İyi akşamlar diliyorum hocam hepinize. Görüştüğümüze çok sevindim. Muhammed hocam saygılar. İlhan hocam saygılar. Mükemmel. Epeydir görüşemiyordum. Efendim ben de bu sempozyumun çiçekleri olan siz hanım. Ay çok teşekkür ederim hocam. Bizim Hanım'a, çiçeklik halimiz kalmadı. Evet. Pervin Hanım'a, Gülçin Hanım kardeşime, Nilüfer Hanım'a, Şerife Hanım'a özellikle teşekkür ediyoruz. Saygılar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Sizlerle olmak çok güzeldi. Öncelikle ev sahibi arkadaşlarımıza her şeyden önce hani bal yemekten usanmamalarını diliyorum. İnşallah bu güzel beraberliğimizi çok uzun yıllar sürdürürüz. Bir ve beraber olursak alanımızla ilgili hakikaten çok önemli hizmetlere kapı açabiliriz. Gönülden tebrik ediyorum hepinizi. Allah bundan sonrası için de güç versin diyorum. Sevgi ve saygılarımla huzurlarınızdan ayrılmak istiyorum. Evet, Yaşar Bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Yaşar. Esat evet. Hocam, İlhan Esat. Hocam. Teşekkür ederim. Esat Hocam. Yeterince ikna edici oldu. Çok teşekkür ederim. Hürmetler ediyorum. Bunu, siz konuşurken de Fuzuli'nin bir beyti aklıma geldi. Muhammed Hocam da bizim bu topluma vereceğimiz çok şey var diyor diye biraz onlarla şekilleniyoruz galiba. Ya hakikaten bu hassasiyeti çok şey yaptım. Çok beğendim. Serverlik ister isen üftadelik şiar et. Düşmeden ayağa çıkmadı başa bade diyor şair. Tam da böyle bir şey oldu. Çok çok beğendiğimi ifade etmek istiyorum. Ellerinize sağlık. Belki fikir olarak da işte biraz önce İsrafil hocam da bahsetti. Şerhten bahsetti. Aslında üslup meselesinin bir tarafı prozedür, bir tarafı işte şerh. Son dönemlerde aslında iyice şeyde sıkışmış durumdayız. Bir anlamda kendimiz çalıp kendimiz söylüyoruz. Yeni nesle bu zevki ulaştırmakta hayli güçlük çekiyoruz. Ben genellikle birinci sınıflara derse giriyorum, bir de son sınıfta giriyorum. Birinci sınıflara girdiğimde o lisedeki prospektüs bilgisi, hatta o bile değil, böyle çok keskin şey yapılan, seçeneklerle sunulan bir şeyi yalan yanlış öğretiyoruz. Çocukların zihnine o dönem içerisinde kazınıyor. Ondan sonra da genel olarak metni ya işte kelimelerini bulup sadece aktarıyoruz, şunu demiş diyoruz ama söylenilen şeyin nasıl söylendiğine dair pek bir şey söyleyemiyoruz. Genel olarak söylemiyoruz. Onun için belki de şerh meselesini yine böyle bir toplantıda enine boyuna neyi biz şerhin içerisine katacağız, neyi katmayacağız anlamında. Metin aslında bir bütün, önümüzde tarihi bir metin var. Bu metni bugün anlamlandırarak bizim anlamlandırırken sınırlıklarımız ne olacak? Ve bugünün gençlerinin bugünün bu devrinin söyleyeceğiz. Neler değişenler nelerdir? Değişmeyen nedir? Klasik şiirin değişmeyenleri nelerdirden hareket. Evet, dondunuz Eşer Bey. Eşer Bey'in evet ekran dondu herhalde. Evet. Evet hocam. Peki. Evet Fatma Hanım buyurun. Yok hocam, hoşça kalın demek istiyorum. Tutmayalım artık. Arkadaşlar da çok yoruldular. Şerife Hanım. Nice divan toplantılarına değil ben de. Son teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. O zaman bana düşen de evet son kapanışı bir kez daha hatırlatmak.
Tekraren olacak ama divan toplantılarının başlangıcından itibaren emek veren başta Profesör Doktor Esat Harmancı kardeşime, ekibine, bu toplantılara bildiriyle katılan bildiri sahibi arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, onlar da çünkü iştirak ettiler. Yani bizler de zaman zaman duyurduk bunları. Bu toplantıda da devam ediyor ilgi. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. İnşallah başka bir toplantıda yine birlikte beraber oluruz. Hepinize saygılar sunuyorum ben de. Evet Esat Bey, Mehmet artık oturumu kapatabilirsin. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın. İyi akşamlar. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Hoşçakalın. İyi akşamlar. İyi akşamlar.